gözyaşı ıldırap getiriyorsunuz. Ne demek? Ne zaman bu gerçekleri öğreneceksiniz? Bırakın bu medene devlet saçmalıklarını Allah aşkına. Neymiş bu? Hürmet hüküme diyeceğiz söylerek kaldı. Evet hürmet ama İsrail'e hürmet. Türkiye'ye değil. Bu hükümetlerle anarşi artar, azalmaz. Bir Kıbrıs meselesi diye bir meselemiz var mı ya? Nereden çıkıyor bu mesele? Biz ağacın kökünü düzeltmeye kalacağız. Biz bu insanlarla bir adil düzen kuracağız. Hem onlara tabi olacaksınız, hem de onların yapmak istediği planı önleyeceğiz. Bunun tarıma destek vermeyeceksin, hayvanla yok edeceksin, domuz eti satacaksın. Hadi oradan, domuz uşağı sen de. Ey taklitçiler, kaçacak hiçbir yeriniz yok. Erkek seni çıkın karşına. Sensiz oluyor, saadet geliyor. Sensiz oluyor, işte saadet geliyor. Sen varken bolluk, bereket vardı. Ülkemizde huzur vardı. Yıllardır ülkemin bahtı karardı. Bir de yok, sürpriz efendim. Yeni geliyor bu zaten. Hayır, hayır. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli misafirlerimiz, yerden nerede şeyin düşürüleceği, görüntüler. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, ESAM'ın düzenlemiş olduğu Türkiye konferanslarının ikincisine hoş geldiniz. Evet, kıymetli misafirlerimiz, programımız İstiklal Marşı ile başlayacak. Bu nedenle tüm misafirlerimizi İstiklal Marşı'na katılmaya davet ediyorum.
tarihe ışık tutacak konferanslarını sunmak, bilgi, birikim ve tecrübelerini insanımızla paylaşmak üzere ülkemizin yetiştirdiği büyük ilim ve siyaset adamı, Türkiye'nin sanayileşmesine, maddi ve manevi kalkınmasına her bakımdan öncülük etmiş, Cumhuriyet hükümetlerinin en başarılı devlet adamı, 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanı, Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı konferanslarını sunmak için arz ederim. Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklayarak bağrıma basıyorum. Burası Ankara. Türkiye'mizin başkenti. Biraz evvel kıymetli takdimci arkadaşımızın ifade ettiği gibi aynı zamanda bütün mazlumların başkenti. Ankara'nın en büyük üniversitelerinden birisi olan Bilkent Üniversitesi'nin en büyük konferans salonundayız. Koştunuz, hınca hınç Ankaralı kardeşlerim olarak bu salonu doldurdunuz. Bu gösterdiğiniz ilgiden dolayı elbette sözlerime başlarken hepinize kalpten teşekkürlerimi arz ediyorum. Salonumuzun büyük bir kısmını hanım kardeşlerimi seçmetmiş bulunmaktadırlar. Onlara da ayrıca saygılar ve hürmetlerimi sunuyorum. Ve salonumuzda oturacak yer olmadığı için ayakta takip etmekte olan pek çok genç evladımızı görüyorum. Gençlerimize de hususi olarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendilerini gözlerinden öpüp bağrıma basıyorum. Görüyorsunuz salonumuza birçok televizyon kanallarının kıymetli mensupları teşrif etmişlerdir. Onlara hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bazı kanallar bu tarihi konferansımızı milletimize canlı olarak yayınlamaktadırlar. Bu münasebetle televizyonları başında bizleri dinleyen bütün memleketini aynı şekilde alnından öpüp bağrıma basıyorum. Hepsine selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri selamlama vazifesini yaptıktan sonra elbette her zaman olduğu gibi sözlerimize Cenab-ı Allah'a niyaz ederek, dua ederek başlayacağız. Türkiye Konferansları adı altında vermekte olduğumuz bu konferanslarda 4 tane duayla söze başlıyorum. Birincisi, 22 Temmuz seçimlerinin Türkiye'miz ve bütün insanlık için kurtuluş olması duasıdır. İkincisi, bu büyük milletin aziz evlatları olarak şu salonda bulunan, televizyonlar başında bizi dinleyen ve dinlemek imkanı bulamamış olan 75 milyon memleket evladının hepsine yaşadığımız bu tarihi dönüm noktasında Türkiye'nin ve insanlığın kurtuluşu için üzerlerine düşen görevi yapmak üzere şu 3 hafta esnasında en hayırlı çalışmalar yapmalarını ve böylece üzerlerindeki mesuliyet karşısında 100 akıyla bu görevi yerine getirmiş kullardan olmamızı nasip buyurmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
Üçüncü duam 22 Temmuz'un Türkiye'miz insanlık için kurtuluş günü olması bakımından Saadet Partimizin milli görüşün en büyük zaferle sonuçlanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve dördüncü duam 75 milyon memleket evladı olarak hatta 6 milyarlık insanlık olarak Cenab-ı Allah'tan bizlere hakkı hak olarak göstermesini, batılı batıl olarak göstermesini, hakkı tutmamızı ve batıldan kaçınmamızı nasip buyurmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bu insani görevlerimizi ifade ettikten sonra mevzumuza girebiliriz. Ne yapıyoruz? Bu salonda niçin toplandık? Bu yaptığımız iş nedir? Biraz evvel kıymetli taksimcilerinde belirttikleri gibi ESAM tarafından tertip edilmiş olan Türkiye Konferansları adlı konferanslar serisinin ikincisini yapıyoruz. Bu münasebetle elbette Türkiye'mize bugüne kadar 1969'dan beri takriben 40 yıla yakın bir zamandır en büyük hizmetleri yapmış olan Türkiye'mizin en eski, en büyük, en kıymetli fikir kuruluşu olan ESAM'a, onun kıymetli başkanına, bütün yöneticilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Vatan ve millet için bütün bu hayırlı hizmetler yaptıkları münasebetiyle ve bu konferansları tertip etmiş oldukları için, buraya bu imkanı hazırlamış oldukları için ayrıca hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bu konferanslarımızı niçin veriyoruz? Bir, çünkü 3 hafta bile kalmadı, 22 Temmuz'da var olmak yok olmak seçimini yaşayacağız. Bu seçimler bu kadar mühimdir. Elbette bu mühim olan seçimler dolayısıyla vazifemizi yapmak mecburiyetindeyiz. İkincisi, bu seçimler bu kadar mühim olduğu içindir ki ırkçı emperyalizm, bizi İsrail'e vilayet yapmak isteyen dış güçler ille ne yapıp yapıp bu seçimde bir kere daha AKP'yi iş başına getirmek istiyorlar. Planlarını tamamını erdirebilmek için. Manevi işgali yaptık AKP'nin ilk 5 yılında. Şimdi bir kere daha getirelim. İkinci 5 yılda da maddi işgali tamamlayalım. Çırpınıp duruyorlar. Ondan dolayıdır ki 75 milyon milletimizi narkozluyorlar. Nasıl bu seçimler Çanakkale Savaşı kadar mühimse, onlar da bu seçimlerde ille Çanakkale'yi geçeceğiz diye Çanakkale'ye 400 tane gemiyle geldiler. Şimdi 400 tane medyayla çalışıyorlar. Çanakkale'ye 600 bin askerle geldiler. Şimdi 600 bin konuşma yapıyorlar. Milleti aldatmak için, bu milleti, tarihin en şerefli milletini İsrail'e vilayet yapmak için. Milletimizi narkozlamaya çalışıyorlar. İşte seçim çok mühim olduğu için, onlar canhıraş bir şekilde çalıştıkları için, vatanı milletini seven insanlara da ona karşılık asıl milletimizi uyandırmak, milletimizi kendi tarihiyle, inancıyla mütenasip bir şekilde bu seçimde Saadet Partisi'nin iktidara getirmesi lazım geldiğini anlatmak, vazifemizi ifa etmek için bu konferansları yapıyoruz. Ve nihayet bu konferansları yapmamızın diğer çok önemli bir sebebi de bilhassa bütün bu işbirlikçiler AKP'nin 5 yıldan beri yapmış olduğu ekonomik yıkım, manevi tahribat ve dış politika faciasını ambalajlayıp, yalayıp millete yutturabilmek için her gün 1001 tane yalan uyduruyorlar. Çeşitli medyanın çeşitli makalleriyle, çeşitli konuşmalarla, çuval dolusu samanlarla ille milleti aldatmaya çalışıyorlar. Bunlar karşısında milletimiz narkozlanmış. Narkozlanmış bu milleti silkelemek, başını duvara vurmak, kendine gel demek vatan sevgisinin en doğal sonucudur. Bu vazifeyi yapmak için bu konferansları tertip ediyoruz. İşte bu sebepten dolayıdır ki bu konferanslar tarihi büyük bir önem taşımaktadır. Ve her inanan insanın
şu önümüzdeki günlerde bütün gücüyle vatanımıza, milletimize gerçekleri duyurması vazifesi olduğu için bu memleketin bir evladı olarak aynı vazifeyi yapmak üzere bu konferansları yapıyoruz. Milli bir görev ifa ediyoruz. Bu konferansların mahiyet ve manası budur. Bunun için 4 tane konferans tertip edilmiştir. Neden? Çünkü AKP ekonomik yıkım yaptı. Milletimize bu yıkım bir marifetmiş gibi yutturulmak isteniyor. Öyle yağma yok. Kimi aldatıyorsun? Bir ırkçı emperyalist. Her şeyi yıktın, yaktın, bitirdin, mahvettin, çökerttin. Hala ne yüzle karşımıza gelip konuşuyorsun? Bu gerçekleri millete göstermek elbette vatanı milletçilerin herkesin vazifesidir. Şansımızı siz ekonomik bakımdan nasıl bir yıkım yaptınız? Nasıl bunu gerçekleştirdiniz? Ne hale getirdiniz memleketi? Bunu anlatmak için yaptık. Şimdi ikinci konferansımızda üzerimize düşen başka bir vazife yapmak için bugün buradayız. Nedir o? Efendim bunları tenkit ediyorsunuz ama ne yapalım? 75 milyonluk ülke, kazançlarımız yetmiyor, borç alacağız. İşte bunlar da gitmiş borç almışlar. İyi kötü idare etmeye çalışıyorlar. Böyle idare olmaz. Bu idare etmek değil. Bu planlı bir şekilde Hayim Nahum doktrinini uygulamak. Tarihin en şerefli milletini aç bırakıp, işsiz bırakıp, borcu esedip, dine uzaklaştırıp İsrail'e bile hayat yapmak için oynanan bir oyun. Bu beceriksizlik değil. Planlı bir hareket. Elbette bu gerçeği milletimize göstermek vazifemiz idi. Birinci konferansımızda bunu gösterdik. E peki siz yarın 23 Temmuz'da Allah'ın izniyle geleceksiniz. Siz ne yapacaksınız bakalım? Bunları nasıl düzelteceksiniz? Bunları tenkit etmek kolay. Bunlar yaktı, yıktı, bitirdi diyorsunuz ama siz bunu nasıl yapıp düzelteceksiniz diye sormak 75 milyon memleket evladının en doğal hakkıdır. Buna cevap vermek de bizim en önemli görevimizdir. İşte bu ikinci konferansta bu görevi ifa etmek istiyoruz. Biz ne yapacağız da bu enkazı ortadan kaldıracağız, yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız, nasıl olacak da bu milletin bütün evlatlarının duasını alacağız, nasıl olacak da ecdadımızın kurduğu yeni dünyayı kuracağız. Bugün bunu konuşmak üzere buradayız elhamdülillah. Üçüncü konferansımızın mevzuu nedir? İnşallah İstanbul'da bir hafta sonra tekrar bir konferansımız var bu seriden, Türkiye Konferanslar serisinden, bu tarihi konferanslar serisinden. O da AKP'nin geçmiş olduğumuz 5 sene esnasında yaptığı manevi tahribat. Ne yaptı? Nasıl ülkeyi mahvetti? Ve şimdi 23 Temmuz'da Saadet Partisi geldiği zaman Milli Görüş ne yapacak da manevi kalkınmayı tam tersine yeniden bu millete milli ve manevi değerlerine bağlı çelikleşme hareketini gerçekleştirecek. Üçüncü konferansımızda bunu anlatacağız inşallah. Dördüncü konferansımızda ise AKP'nin 5 sene esnasında yapmış olduğu dış politika faciası. Kıbrıs'ı verdi, Irak'ı verdi, oraya yalvardı, buraya yalvardı. Aman yarabbim, hatırlamak bile istemiyorum. Bu dış politika faciası neler yaptı, neler neler neler? Peki efendim siz gelirseniz, geldiğiniz zaman 23 Temmuz'da ne yapacaksınız? Bunları da anlatmak vazifemiz olduğu için bunu da dördüncü konferansımızda anlatacağız. Ve bu 4 konferans bir araya toplandığı zaman 75 milyon insan bilerek, inanarak tek çare olan Saadet Partisi'ne, Milli Görüş'e oyumuzu vermek suretiyle inşallah 22 Temmuz'u en mühim bayram günü yapacağız. İşte 4 günlük. Türkiye Konferansları serisi altında 22 Temmuz 2007 seçimleri münasebetiyle vermekte olduğumuz konferansların esası budur, manası budur, mahiyeti budur. Bu konferanslar hakkında birkaç kelimeyle şu açıklamayı da yapmak istiyorum. Bu konferanslar ilmi bir konferanstır. Bir. İkincisi bu konferanslar bir iddia konferansı değil, ispat konferansıdır.
Bizim metodumuz iddia değildir. Bir takım lafları söyle söyle git. Ne güzel vakit geçirdin. Sonra fakir fukara ağlasın. Nasıl çözeceksin arkadaş? Sen için nasıl çözüleceğini aklın eriyor mu bir defa ya? Konuşuyorsun ama. Ne konuşuyoruz? Şu konuşanlara söylememiz lazım gelen mühim söz bu. Bana bak. Sen bir şey bilirmiş gibi konuşuyorsun ama sen daha dişi çıkmamış çocuksun be. Farkında değilsin. Farkında değilsin. Biz ne yapacağız? Biz yaptıklarımızı konuşacağız. Yaptıklarımızı, sadece yapacaklarımızı değil. Nasıl onları yaptıysak, aynı şekilde şimdi yeniden Büyük Türkiye'yi kuracağız, yeniden yapacağız. Bizim onlardan farkımız bu. Onlar yıktılar, biz kaç kere yaptık, şimdi yeniden nasıl yapacağız, onu konuşacağız. Bu esasları belirttikten sonra bir kere daha hepiniz hürmetle, muhabbetle selamlayarak şimdi asıl konumuzun içine geliyorum. 23 Temmuz sabahı Saadet Partisi inşallah en büyük parti olarak seçimden çıkacak. Ülkenin yönetimini devralacak. Önce neyi devralacağımızı biz çok iyi biliyoruz. Bunu bir kere daha tespit etmek istiyorum. Ne devralacağız? Yani biz bundan önce 96-97 yıllarında hükümetteydik milli görüş olarak. Dünya Siyonizmi, Büyük İsrail'i kurmak için, kendi planlarını yürütmek için Türkiye'de Refah Partisi varken bunu yapamayacağını bildiğinden dolayı her türlü entrikaya başvurdu. Ortağımızı zayıf buldu. 50 kişiyi ayarttı. Çevirdiği entrikalarla bu taklitçileri, bu işbirlikçileri iş başına getirdi. Bu işbirlikçileri önce ikişer ikişer, üçer üçer iş başına getirdi. Olmadı, olmadı, olmadı. Alt alta koydu, olmadı. Üst üste koydu, olmadı. Yan yana koydu, olmadı. Sonra AKP'yi bütün gücüyle destekleyerek en kuvvetli bir şekilde iş başına getirdi. 5 senedir onu taşeron olarak kullandı. Ve böylece 10 senelik bir işbirlikçiler dönemi yaşadık. Bu 10 senelik işbirlikçiler döneminde Türkiye ne hale getirildi? Bilhassa AKP 5 senede nasıl bir tahribat yaptı? Bunu ben bundan önceki birinci konferansımızda size ifade ettim. Ve şu gerçeği söyledim ki demin de ifade ettiğim gibi bu yapılanlar beceriksizlik değil. Ne yaptıklarını zaten bilmiyor, kendileri de yapmıyor. IMF yapıyor. Başkalarına havale etmiş. O kendi sadece at yarışı spikeri. Atın üzerinde değil. Borsa düştü, borsa arttı, para değerlendi. Sadece bunlar at yarışı spikeri olarak konuşuyor. Atın üzerinde kim var? Atın üzerinde IMF var. Bir defa ata binmek istedi, yere düştü. Bir daha da ata binmeye tövbe etti. IMF ne yapıyor? IMF 5765 yıllık mikrop. Ne yapacağını öyle biliyor ki. Hinoğlu Hin kaç ülkede tecrübe etmiş. O Büyük İsrail'i kurmanın sevdasında. Öyleyse Hayim Nahum doktrini uygulayacak. Yani 75 milyon insanımızı aç bırakmak, işsiz bırakmak, borcu esir etmek IMF'nin vazifesi. Avrupa Umum Komisyonu'nun vazifesi de bu milleti dininden uzaklaştırmak. Herkes vazife taksimatı yapmış, vazifesini yapıyor. AKP'de at yarışı spikerliğini yapmak suretiyle 5 seneyi böylece doldurdu, geçirdi. Ülkeyi yaktı, yıktı, bitirdi. Ne yaptı AKP? Bunu geçen konferansımızda anlattık. Ben şimdi tekrar konferansı tekrar edecek değilim. Ama neyi teslim aldığımızı belirtmek için birkaç cümleyle AKP'nin Türkiye'yi ne hale getirdiğini ifade etmem lazım. Lütfen bir numaralı slayta bakınız. Şurada halkı görüyorsunuz. Kim bunlar? Esnaf, işçi, sanayici, varoştakiler, memurlar, köylüler, özürlüler, işsizler. Bu bizim halkımızı teşkil ediyor. AKP iş batığına getirilir getirilmez kendisine emir verildi. Ekonomiyi IMF'ye teslim edeceksin.
IMF ekonomiyi devraldığı zaman bu halkı dört okla gösterilen istikamette dört koldan soydu. İşsiz bırakmak, aç bırakmak, borcu esir etmek için. Bak A dediğin kol nedir? IMF önce bir mevzuat hazırladı, bir enstalasyon kurdu. Ondan sonra da bu AKP'yi musluk başı olarak getirdi, musluğu açtırdı. Milletin kanlı canlı emdi. Şok milletin emilişini gösteriyor A oku. Ondan sonra B oku bir takım borçlanma ve faiz pompa ve hortumlarını koydu. Böylece milleti soydu. Sonra özelleştirme, peşkeş ve aktarma adı altında milletin nesi varsa hepsini dış güçlere intikal ettirdi. Sonra da D ile gösterilmiş olan faiz ve vergilerle milleti aç, işsiz ve borca esir hale getirdi. Dört koldan öbür tabloya geçelim lütfen. Böylece yapmış olduğu soygundan elde etmiş olduğu bir yıldaki 200 milyar dolar, rastgele rakam söylemiyorum, Türkiye'nin milli geliri 400 milyar dolardır. Sadece bir yılda 200 milyar dolar dışarıya aktarılıyor. 40 milyar dolar değil ödediğimiz faiz. Sıcak dövize gidiyor, ithalat ihracat farkıyla gidiyor, Merkez Bankası'ndan gidiyor, özel firmalardan gidiyor, gidiyor, ithalat ihracat farkından gidiyor. 200 milyar dolar dört koldan topluyor. Bizim nasıl milli görüş havuzumuz varsa onların da rantiye havuzu var. Rantiye havuzunda topluyor. Bu havuzdan sonra kimler pay alıyor? Irkçı emperyalizm. Ne yapacak? Bizim paramızı alacak. Yarın gelecek bizi öldürecek, işgal edecek. Düşmanımıza para veriyoruz. Ne diyorum duyuyor musunuz? Uyan ey millet. Ey köy kavgasındaki kasketli Ahmet. Hala başka çare yok. Gideceğim ben dış güçlere oy vereceğim diyorsan de bana ne? Ben sana anlatıyorum bak nereye oy veriyorsun? Verdiğin oyun mahiyeti ne? AKP'ye oy vermek demek, Siyonizme oy vermek demektir. Ben köle olmak istiyorum demektir. Yok olmak istiyorum demektir. Sana bu gerçeği anlatıyorum. AKP'ye yanaşanlar pay alıyor. İşbirlikçi medya ve rantiye pay alıyor. Şimdi işbirlikçi rantiye AKP'nin yapmış olduğu tahribatı şu şehir varoşlarındaki 2 milyon köyünden ektiği için geçinemeyen göçmen insanların çektiği ızdırapları televizyonlarda görüyor musunuz? Televizyon bunları gösteriyor mu birçok medya? Hayır, saklıyor. Niye? Çünkü bütün gücüyle AKP'yi tekrar iç başına gidecek. Onun davası var. Manevi işgal, maddi işgalle tamamlanacak. O kötülükleri göstermeyecek ki bu zavallı millet hiç değilse bir kere daha aldansın. Ama bak ben size gözünüzü önüne koyuyorum. İşte millet, işte soygun düzeni, işte rantiyecilerin havuzları, işte senin kanını emenler. Sen kanını emdirmek istiyorsan buyur. Ama ne olduğunu bil. Bilerek hareket et. Öbür slayta geçelim lütfen. Bu iş nasıl yapıldı? IMF vasıtasıyla. Bak şimdi IMF geldiği zaman devlet içinde devlet kurdu. Üst kurullar kurdu. Bu kurmuş olduğu üst kurulların içerisinde bunlar hükümete bağlı değil. Bunlar nereye bağlı bu üst kurullar? Bunlar IMF'ye bağlı. Hükümet bunlara karışmıyor. Kimmiş bu üst kurullar? Bak okuyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu. Orada hazine var. Hazine işe karışmaz ha. BDDK her şeyi yürütür. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Tütün Muamilleri Alkol İlişkiler Piyasası Düzenleme Kurumu. Tarım Bakanlığı ne yapar? Seyreder. At yarışı spikeri. Şeker Pancarı Üst Kurulu. Hayda. Tarım Bakanlığı ne yapar ya? O uzaktan seyreder, izlermiş. Onların görevi izlemekmiş. At yarışı spikerliği. Rekabet Kurumu, Telekomünikasyon Üst Kurulu, Kamu İhale Kurumu. Bak size şu anda tam 9 tane üst kurul saydım. Bu üst kurullara kimse dokunamaz ha. Bunlar hükümet değiştiremez.
bir hukuken suç işlese dahi o suçu sabit oluncaya kadar dokunamazsın. Bunlar hepsinin dokunulmazlığı var. Neden kuruldu bunlar? Milli iradeden devletin idaresini ayırmak için bir. İkincisi, bu milletin tabii çözümü, kalıcı çözümü milli görüştür. Bunu herkesten isyonizm biliyor. Ne olacak olacak mutlaka bu Saadet Partisi iktidara gelecek. Bunu bildiği için hazır bu AKP'yi bulmuşken bu taşeronu, ben bu tesisatı kurayım. Onlar geldiği zaman da iş yapamasınlar. Onlar bana bunu kurdurtturmazlar. Şimdi kurayım, onlar da bir şey yaptırmayayım diye bu kurulları kurdular. İşte böylece üst kurullar dediğiniz bu. Faiz dışı fazla yapacaksın için, siyonizme faiz ödemek için, kendine hizmet etmemek için. Merkez Bankası özerkmiş. Merkez Bankası özerk diyorsun ama aylık raporlar vasıtasıyla bütün talimat IMF'den geliyor. Hükümetten özerk, IMF'den özerk değil. Mali yönetim bütçe reformu yaptılar sözde. Devlet bütçeyi kontrol edemiyor. Kamu hizmeti tahrip edildi. Kanun çıkarttılar. Kamunun bütün hizmetlerini özel sektör yapacak diye. Sembolik yardım aldatmacası yapıyor. Kömür dağıtıyor. Şuna bak sen. Karikatür be. Karikatür. Adamın 5 litre kanı 4,5 litresini emmiş, 3 damlasını ağzına damlatıyor. Neymiş? Yardım yapıyormuş fakir fukaraya. Onu da AKP diye yapıyor ha, hükümetin parasını. Milletin bankalara, bankaları da dışarıya borçlandırdı. Öbür taraftan devlet planlama teşkilatını tasfiye etti. Denetim teftiş kurullarını ortadan kaldırdı. Kalkınma ajansları diye Türkiye'yi 20 bölgeye ayırdı, Türkiye'yi bölmek için. Her bir bölgeyi ayrıca planlıyor. Yarın parçalansın diye. Niye? Hayim Naum doktrinine göre İsrail'e tehdit etmesi için Anadolu'da Osmanlı'nın Selçuklu bağımsız bir devlet olmayacak. Siyonizmin ana planı bu. Bu plandan dolayı Türkiye'nin parçalanması lazım. Şimdiden parçalayacağım diye bu ajansları kurmuş, bölgesel planlama yapıyor kendine göre. Kendine göre eyaletlere ayırıyor Türkiye'yi. Sonra reel sektörü dışarıya borçlandırmış, batsın buradaki bütün fabrikalar diye. Borcun ödemesi mümkün değil. Bizzat IMF'nin kendisi makale yazıyor. Diyor ki Türkiye cehennemde. Neden? Çünkü reel sektör dışarıya borçlanmış, kendisinin yaptığı ihracat bu borcu ödemeye karşı yetmiyor. Sermayesi de borcuna yetmiyor. Bunlar yarın hepsi iflas edecek. İyi ya, ne güzel, zaten de Siyonizm bunu istiyor. IMF de esasen bunun için kurulmuş. AKP'de zaten bunun için iş başına getirilmiş. Öbür taraftan yüksek reel faiz olacak, soyulacaksın, düşük döviz kuru olacak, her şey ithal edilecek, hiçbir şey Türkiye'de üretilmeyecek. Bu politikalarla neymiş, enflasyonu hedefliyormuş, çocuk aldatacak. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Sen nereden geldiğini belki unuttun ama 23 Temmuz'da nereden geldiğini sana göstereceğiz Allah'ın izniyle. Geldiğin yere seni iade etmek suretiyle. Şimdi geçen konferansta anlattığım için madde madde okumayacağım. Bu IMF bu enstalasyonu kurdu. AKP'yi de muslukçu başı olarak getirdi. Emretti, aç muslukları dedi. Açtı muslukları. Kanımız dışarıya aktı gitti. Meşhur sözümüzü unutmayın. Bakü, İskenderun, Hayfa boru hattıyla bütün varlıklarımız İsrail'e gidiyor. Olmert, aracılar Tayyip Bey hattıyla da talimatlar ve birçok tavsiyeler dışarıdan geliyor. Böyle yönetiliyoruz. Onun için bu hale geldik. Ve bunun uygulaması olarak ne yapıldı? Öbür şekle geçelim lütfen. Şekillere geçelim. Geçen sefer size anlattım. Dedim şimdi bak şurada AKP'yi temsil ediyor şu ayaktaki insan. Tayyip Bey'e benzetmişler. Ne diyor şimdi? Diyor ki binamıza
girişler arttı. Bir bakıyoruz neymiş giren? Sıcak dövizmiş, ithalatmış. Ya bunlar bizi soymak için geliyor, bunlardan bize ne ya? Peki giriyor da ne oluyor? Orada AKP asansörü bekliyor. İçine yükleniyor. Doğru rantiyecilere çıkıyor. Rantiyeciler de helikopterle bunları Siyonizme gönderiyor. E halbuki şimdi 23 Temmuz'da ne olacak? Her şey değişecek. Allah'ın verdiği nimetler servete dönüşecek. Saadet Partisi asansörüne binecek. Bak Saadet Partisi asansörü özürlüğe kapısı var, ona veriyor. Dul yetime kapısı var, bir AKP'nin yok. İşsize kapısı var, bir emekli, çiftçi, işçi, memur, esnaf, sanayiciye buna önce verdiği gibi verecek. Rantiye de 1 lira verecek. Onun da hakkını yemeyecek ha bak. Bir tane lirası var rantiye. Öbür şeklimize geçelim lütfen. Bu iş nasıl oldu? 3 Kasım günü ey köy kahvesinde oturan kasketli Ahmet, tekrar sana hitap ediyorum. Sen 3 Kasım günü ne yaptın biliyor musun? Herhalde bu AKP'ye oy vermem lazım diye Yahudi propagandalarına uydun. Gittin oyunu verdin. Yaptığın iş, bak görüyor musun şu aşağıdaki kutunun içerisindesin sen. Sırtına hortum bağladın. 3 Kasım. Hortum bağlandı. Bu hortumu verdin sen İBF'nin eline. Götürdü. Irkçı emperyal senin cebine bastı. 5 senedir yapılan iş bu. 4 tane dolar milyarderi 26'ya çıktı. Bu 26 kişinin serveti 75 milyon bankadaki paralardan daha çok. Hani bu AKP varoşların partisiydi? Fakirlerin partisiydi? Bu ne uygulama ya? Bu ne uygulama? Sadece fakir fukarayı ezdi, bağladı. Ama ben AKP'ye kabahat bulmuyorum ha. Neden? Sandalye hevesi var çocuğun. Bulmuşlar. (Gülüyor) 23 Nisan'larda çocuk efendiler vardır ya. Başbakan koltuğuna bir çocuk oturturlar. Meclis başkanı yerine bir çocuk okuturlar. İşte ırkçı emperyalizmde fırsat bulmuş, bu oyunu oynuyor. Bunları oturtmuş, kabahat bunlar da değil. O çocuklarda bir kabahat var mı ya? Nihayet çocuktur, nereye oturtursan oturur. Oturtmuşlar. Kabahat kimde? Ey köy kahvesindeki kasketli, kabahat sende. Benim zorum seninle. Sen hangi milletin evladısın? Hangi tarihin insansın? Hangi inancın evladısın? Sen oy vermek ne demek, hala haberin yok mu yahu? Futbol takımı tutar mı? Sen Galatasaray, ben Fenerbahçeliyim zannediyorsun bunu. Hayır. İyi kötü idare meselesi de değil. Var olma yok olma meselesi bu. Var olma yok olma. Seni bak tutuyorum ben, bu konferanslar bunun için veriyorum. Başını duvara çarpıyorum ki kendine gel. Bir millet bir defa aldanır. Geçen sefer aldandın, şimdi ağlıyorsun. Bir de aldanır, sanki aldanmayacaksın, ben ona inanıyorum. Allah vermesin. Gelecek sefer 5 sene sonra dövecek dizinde kalmayacak. Tekrar ifade ediyorum, haber veriyorum. Kendine gel. Bak ne yaptığını gör. Bunu sen yaptın ey kasetli adam. Sen bağladın bu hortumları. O da düğmeye bastı, rantiyenin cebine akıttı. İşte hadise budur. E peki efendim siz ne yapacaksınız? Öbür tarafa geçelim bakalım. Bizim ne yapacağımızı azıcık sabredeceksiniz. Önce bunu bir hazmedin bakalım. Uyum reçetesi gibi. Şimdi muhterem arkadaşlarım, böylece gördüğünüz gibi 5 yıl esnasında soyulduk, aç bırakıldık, işsiz bıraktık, borca esir edildik. IMF vasıtasıyla vermiş olduğu talimatlarla tamamen Türkiye köle haline getirildi. İnsanımız inimin iminliyor. Bu kadar mı? Hayır. IMF aynı zamanda tarımı yok etti. Hayvancılığı yok etti,
sanayi yok etti. Bundan üretim, ihracat ve istihdamı tamamen engelledi. Türkiye'yi borç batağının içine soktu, ödemeler dengesini içinden çıkılmaz hale getirdi ve Türkiye'yi iflas ettirdi. Şu anda Türkiye iflas etmiş durumdadır. Şimdi şu seçimde AKP'yi seçmemek ona yapılacak en büyük iyiliktir. Çünkü bunu temizlemesi mümkün değil. Geçen konferansımda söyledim. Şu anda 200 milyar dolar faiz ödeniyor. 5 sene sonra bunların politikasıyla 425 milyar dolar ödenecek. Yani milli gelir buna yetmeyecek. Döndüremeyecek bu çarkı. Satacak bir şey de kalmadı. Ciğerimize varıncaya kadar sattı. Dağımızı taşı satacak bir şey de yok. Deniz bitti. E peki şimdi AKP çıkmış meydanlara, bayraklarla hala halkı aldatmaya çalışıyor. Geçen konferansımda söyledim. Bunun manası bir tüccar iflas etmiş, iflas ettiğini gizlemek için kokteyl veriyor. AKP'nin şu anda yapmış olduğu seçim manzarası budur. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, AKP bütün bunlar vasıtasıyla sadece insanlarımızı ezmekle kalmadı. Aynı zamanda AKP'ye alet edilmek suretiyle soygun düzenleri kurulduğu gibi borç dayanılmaz hale getirildi. Dış ticaret açığı dayanılmaz hale getirildi. Ve bir takım kısır döngüler içinden çıkılmaz hale getirildi. Bunları geçen konferansta anlattığım için tekrar etmiyorum. Elimizde hiçbir milli meclisimiz kalmadı. Milli Görüş ne yaptıysa fabrika olarak Anadolu'da işbirlikçiler ve AKP bunların hepsini sattı. Yabancı sermaye geliyor diye adam aldatıyor. Yabancı sermaye seni soymaya geliyor. En büyük faiz Türkiye'de, en büyük avantaj burada. Seni bulmuşlar, soymaya geliyorlar. Bunun övünülecek neresi var? Bizim eve çok hırsız giriyor diye sevinilir mi ya? Bundan başka geçtiğimiz konferansta IMF politikalarıyla Türkiye'nin nasıl işsiz, aç ve borca esir edildiğini gösterdik. İşsizlik had safhada. Tarım yok edilmiş. Çiftçi gelir kaybı %40. Çalışanlar emeğinin karşısını alamıyor. Suni ekonomik büyümeden memur ve emekli pay alamıyor. Asgari ücreti olması gereken değerin çok altında. Yoksulluk açlığa süratle artıyor. Gelir dağılımı, adaletsizliği dayanılmaz boyutlara ulaşmış. 4 yılda 75 milyon insan ezilmiş. Sadece 16 bin tane rantiyeci servetini %300 arttırmış. Ve 4 tane dolar milyarderi 26'ya çıkmış. Böylece ekonomi perişan edilmiştir. Bizim 13 Haziran 2003 tarihinde işe başlarken bunlar güven oyu aldılar, kollarını sıvadılar. O esnada kendisine yapmış olduğumuz tavsiyelerin hiçbirini tutmadı. Hepsinin tersine gitti ve Türkiye'yi 5 sene içerisinde batırdı. Biz ne teslim alıyoruz? Onların resmi rakamlarla söylüyorum. 6 milyon işsiz, 15 milyon aç, 50 milyon fakir ama buna mukabil 26 tane milyarder, dolar milyarderi. İşte teslim aldığımız budur. Ne zaman? 23 Temmuz'da inşallah. Peki hocam bunları alacaksınız da nasıl siz bu işi kurtaracaksınız? Şu söylediğiniz tablodan bu millet nasıl olacak da güçlenecek? Ha. Keşke sen bu suali bana her gün sorsan. Bana bak arkadaş. Cenab-ı Allah'a sığınarak söylüyorum ki herkesin bir ihtisası vardır. Bizim de ihtisasımız budur, haberin olsun. Öbürleri batırır, biz yaparız Allah'ın izniyle. Bakınız nasıl düzelteceğiz, size bir şey söyleyeyim.
Ben 1952 yılında Almanya'da doktoramı yaptım. Harpten sonra Almanya'ya gidip ilk doktorasını yapanlardan birisiyim. Aachen Üniversitesi'nde doktoramı yaptığım zaman üniversitede büyük bir olay oldu. Çünkü gerçekten doktor hakikaten çok parlak bir çalışma mahsulüydü. Bütün üniversite çalkalandı. Orada adet doktoranın şifahi imtihanı yapıldıktan sonra bir kutlama akşamı yapılıyor. Bu kutlama akşamına bütün profesörler geliyorlar. Geldiler profesörler, bizi MTD'de bitiremiyorlar. Efendim teziniz hakkında bilgi sahibi olduk, tebrik ederiz. Şahane bir tez, hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bir tane profesör çıktı dedi ki, ben dedi neden Türkçe öğrenmediğime, neden Türk üniversitelerinin literatürünü takip etmediğime bu tez hakkında duyduklarımdan sonra çok üzüldüm. Çünkü Türkiye'de bu kadar kıymetli çalışmalar yapıldığına göre biz bunlardan istifade etmeliyiz. Ne zaman oluyor bu iş? 1952'de. O akşam ben ona ne dedim biliyor musunuz? Kendisine dedim ki fazla üzülmeyin. Ne yazık ki Türkiye'de sizin takip edeceğiniz fazla ilmi kitaplarımız yok. Ama sakın ha ben böyle söyledim diye biz Almanlar akıllıyız. Siz akılsızsınız. Sizin kitabınız onun için yok. Bizim kitabımız var zannetmeyin ha. Neden sizde bu kitaplar var? Bizde yok biliyor musunuz? O akşamki yaptığım konuşmayı söylüyorum. 50 sene evvel yaptım ben bu konuşmayı. Ne dedim onlara biliyor musunuz? Türkiye'nin şerefini korumak için. Dedim ki bak siz de 70 milyonsunuz, biz de 70 milyonuz. Her ülkede başarılı insanlar vardır, başarısız insanlar vardır. Sizde var, bizde yok. Neden bunun sebebini size söyleyeyim mi? Sadece sıra değişikliğidir. Sıra değişikliği. Ne demek bu? Sizde de iş yapan insanlar var, bozan insanlar var. Takdiri ilahi. Sizde önce biri geliyor, bir işi bozuyor. Sonra biri geliyor, yapıyor. Bakıyoruz ki yapılmış. Bizde ise takdiri ilahi tersine. Biri geliyor, bir işi yapıyor. Sonra biri geliyor, bozuyor. Bir de bakıyoruz ki bozulmuş. Şimdi ben bunu 50 sene önce söyledim ya. 50 seneden beri hep bunu yaşıyorum. Gelip gelip yapıyorum. Bakıyorum arkamdan biri gelmiş, bozmuş. Bak kaç defa biz bu işi yaptık. Neden bu işin ustası olduk? Birinci yapışımız Kıbrıs Harbi'nin arkasındandır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın arkasındandır. Şu grafiğe bakın. 1974 yılını gösterir misin ışıktan? 74 çık. Yukarıya çık. Nereye çıkıyorsun? Petrol fiyatına. 73'te 2,83 olan petrol fiyatı 10,41'e çıkmış. Bir de üstelik bize ambargo koymuşlar. Biz de hükümetteyiz. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmışız. Bütün dünya karşımızda ambargo koymuşlar ve petrolün fiyatı da böylece gördüğünüz gibi 4 misli artmış. Ben de ekonomik kurul başkanıyım. Hiçbir sarsıntı hissettiniz mi? Nasıl oldu da biz 4 misli petrol fiyatına mukabil bu kadar büyük petrol harcayan büyük olduğumuz halde ve aynı zamanda konulan ambargolara rağmen milletimize hiçbir şey hissettirmedik. İşte bu bir ustalıktır. İkinci defa ne zaman yaptık? İkinci defa 1977 yılında yaptık. Biz Kıbrıs Harbi'nin arkasından sadece ekonomi hissettirmemekle kalmadık. Dedi ki bu Kıbrıs zaferini şimdi iktisadi zaferlerle devam ettireceğiz. Büyük ağır sanayi hamlesini başlattık. Milli imkanlarımızla büyük ağır sanayi hamlesini yapmak üzere ülkede en büyük kalkınma hamlesini yürüttük. 75, 76, 77 yıllarında. Bu kalkınma hamlesinin her türlü projelerini plan hazırladığımız zaman İkinci bir sarsını 1977'de geçirdik. Clifford, Amerikan CIA Başkanı, Türkiye'ye geldi Şubat 77'de. Sabah kahvaltısını Sayın Ecevit'le,
Öğlen yemeğinde demir elle yedi. Biz demir elle hükümetteyiz. O gün saat 5'te ben radyodan duyuyorum ki seçimler 5 ay öne alınmış. Sayın Demirel'e dedim ki yahu Clifford'dan mı tayin ediyorsunuz bunu yoksa bizim de mi? Biz mi ortağız? Clifford mu sizin ortağınız? Efendim işte Ecevit'te konuşmuş, o da istemiş, bana da söyledi, ben de olur dedim. Böylece seçimleri 5 ay öne aldık. Niye öne alınıyor? Ağır sanayi hamlesi dursun ve milli selametsiz hükümet kurulsun. Clifford'un arzusu bu. Onun için çıkmış gelmiş Amerika'dan. Bunlarla konuşmuş. Kendi kendine seçimleri 5 ay öne aldılar. Seçimler o yılın Ekim ayında olacağına, 14 Ekim'de olacağına 5 Haziran'da yapıldı. 5 ay kadar öne alındı. Olabilir. Açın bakın bütün gazeteleri 1977 senesinin Şubat'ından Haziran'ına kadar bütün işbirlikçi gazeteleri bir tek manşet görürsünüz. Yamyam dansı gibi. Mezhebesiz hükümet, mezhebesiz hükümet, mezhebesiz hükümet. Hepsinin manşeti bu olmuştur 3 ay. Ama buna rağmen 5 Haziran seçimlerinde bu millet MHP'yi oylarını arttırdı, yeniden hükümet yaptı, yeniden geldik. Şimdi gelince ben yine ekonomik kurul başkanıyım. Sayın Demirel dedi ki, Sayın Erbakan siz ekonomik kurul başkanısınız. Geldik ama ortada para kalmamış. Niye kalmamış? Biz ağır sanayinin paralarını dövizlerini ayırmıştık. Çünkü seçim esnasında seçim ekonomisiyle bize haber vermeden Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak bunları ona buna dağıtmışlar. Bütün biriktirdiğimiz para dağıtılmış. Tam takır sıfır hazineyle işe başladık. Ne zaman? 5 Haziran seçimlerin arkasından. Ne olacakmış? Sen ekonomik kurul başkanısın. Ya parayı bulursun veyahut da İMV'ye teslim olacağız. Hatırlayacaksınız, biz tam 22 gün 22 gece Ağustos 1977'de 44 tane umum müdürle yüksek planlama toplantısı yaptık. Acil, orta ve uzun vadede Türk lirası ve döviz nasıl bulacağız? Gece gündüz çalıştık. Biz Allah'ın izniyle İstiklal Harbi'ni yapanların, Çanak Harbi'ni yapanların evladıyız. Öyle düşmana teslim olmayız. İMV'ye gidip teslim olacakmışız, öyle yağma yok. Bizim meşhur sözümüzü biliyorsunuz. Milli görüş keçeden bile süt çıkartır. Biz Ağustos 77'de Allah'ın lütfuyla keçeden süt çıkarttık. Yeniden ağır sanayi hamlesinin dövizini, parasını bulduk. 7 Eylül günü Milli Ekonomi diye bir kararname neşrettik. İMF teslim olmayacağız diye. 2 ayın içerisinde paraları yeniden temin ettik, topladık dövizi, parayı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Afyon Şeker Fabrikası ve Makine Fabrikası'nı işletmeye açmak suretiyle ağır sanayi hamlesini yeniden başlattık. Her şey bitmişti, hiçbir dövizimiz kalmamıştı. Üstelik biz ağır sanayi yürütüyoruz diye bize ambargo koymuşlardı. İşte biz bu işlerin ustasıyız Allah'ın lütfuyla. Bütün bunlara rağmen bunları topladık ve 2 ayın içerisinde 29 Ekim'den sonra yılbaşları ne var? Kasım var, Aralık var. 2 ayın içerisinde 70 tane fabrikayı bitirdik, işletmeye açtık. Arz hamlesi 200 tane fabrikalık bir tesistir. 70 tanesini 2 ayda bitirdik, işletmeye açtık. Kendi paramızla, borçla değil, vergi koyarak değil, zam yaparak değil. Yaptık da ne oldu? Tabii ırkçı emperyalizm durmaz. Bu sefer Güneş Motel oyunu oynadı. Ortağımız çürük çıktı. 12 kişiyi öbür partiye geçirdiler. Bakan yaptılar. Mecliste çoğunluğumuz kalmadı. Böylece mecliste uzatmak mecburiyetinde kaldık. Bu oyunlara biz çok alışkınız ha. Onlar nasıl ustalaşıyorsa Allah'ın lütfuyla biz de ustalaşıyoruz. Haber veriyorum şimdiden. Bu sefer geldiğimiz zaman aynı oyunları yapamayacaksınız. Yapamayacaksınız aynı oyunları. Siz ustalaştığınız kadar biz de ustalaşıyoruz Allah'ın yardımıyla. Çünkü biz, Allah bizimle beraber.
Ne söyledim ben şimdi size? Kıbrıs Zaferi'nin arkasından biz yıkılmış bir ekonomiyi ayağa kaldırdık Allah'ın lütfuyla. Clifford'un gelip 77 yılında seçimlerini 5 ay önüne alması üzerine hazinedeki her şeyin oraya buraya dağıtılmasına rağmen ve üzerimizde ambargo olmasına rağmen yeniden 2 ayda Türkiye'yi toparladık Allah'ın lütfuyla. 1977'de etti 2. Sonra 1996'da hükümete geldiğim zaman Türkiye'nin hali zaten bugünden farklı değildi. 54. hükümet zamanında da 3. bir defa daha Türkiye'yi kurtardık. Ve efsane bir hükümet dönemi yaşandı. Şimdi inşallah 23 Temmuz'dan itibaren 4. ustalığımız başlayacak. Tıpkı Mimar Sinan gibi. Mimar Sinan Üsküdar'daki camiyi çıraklığında yaptı. Süleymaniye'yi kavvalığında yaptı. Selimiye'yi ustalığında yaptı. Şimdi 23 Temmuz'da ustalığa geliyoruz, haberiniz olsun. Şimdi kendi kendime soruyorum. Bana bak ya, yaptık ettik deyip duruyorsun. Nedir şu yaptıkların Allah aşkına? Uzun uzun anlatacak değilim. Size sadece ağır sanayi hamlemizi birkaç cümleyle hatırlatmak istiyorum. Biz büyük ağır sanayi hamlesini yaptık. Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için. Türkiye'yi lider ülke yapmak için. Neymiş bu ağır sanayi hamlesi? Hiç yoktan, borç alarak değil, kendi paramızla, milli imkanlarımızla bu büyük tarihi hamleyi başardık. Bak ağır sanayi hamlesi nedir? Sana levhalarla göstereyim. Ağır sanayi hamlesi, şu biraz aşağı indirir misiniz lütfen? Şu başlık okunsun. Ağır sanayi hamlesinin 5 tane oraya görünümü demiş, 5 tane bölümü. Yanlış yazılmış, özür dileriz. 5 bölümden teşekkür ediyor ağır sanayi hamlesi. Birincisi büyük sanayi tesisleri, gördüğünüz gibi. Nedir bunlar? Zaruri ihtiyaç maddelerini karşılayan büyük sanayi tesisleri. 13 tane şeker fabrikası. Bir tane değil ha. 13 tane şeker fabrikası. 18 çimento fabrikası. Kim konuşuyor? Milli Görüş konuşuyor. Milli Görüş konuştu mu? Böyle konuşun. 12 tane gübre fabrikası, 6 tane kağıt fabrikası, 28 tane Sümerbank fabrikası. Bunlar 28 taneyi sattılar. Biz 28 tane yaptık. Nebati yağ fabrikası 2 tane, et kombinası 27 tane ve filtresiz sigara 7 tane. Ne yaptı bu ihtiyaç maddelerine karşılayacak fabrikalar? 113 tane yaptı. Ağır sanayi deyince bunu gözden düşürmek için ağır kelimesini hantal diye tercüme etmeye kalkıyoruz Cemperyacı. Bana bak, çocuk mu aldatıyor? Ne hantal bu? Hantal sensin be. Ağır sanayi demek, fabrika yapan fabrika demek. Senin canını okumak demek. Senden makine almaya mecbur olmamak demek. Bağımsız olmak demek. Lider ülke olmak demek. E ne olacakmış, nasıl lider ülke olacakmışız? Bak, temel sanayi, fabrika kuran fabrika olarak 7 tane demir çelik, 32 tane makina kimyan ağır makina fabrikası. Ne konuşuyorum ben ya? Ben Merih'ten gelmişim. Timosan, motor ve makina sanayi 13 tane. Taksan 4 tane, Temsan 12 tane, Süsaş 1 tane, Tersane 2 tane, makine imalat sanayi, ziraat makine sanayi 3 tane. Kaç tane yaptı bu makine fabrikası? 74 tane yaptı. 113 tane ihtiyaç karşılayan fabrika, 74 tane makine fabrikası. 4 tane de ağır harp sanayi fabrikası, tank fabrikası, top fabrikası, roket fabrikası, harp gemisi fabrikası.
Neden bahsediyorum ben size? 74-78'de yürüttüğümüz ağır sanayi hamlesinden bahsediyorum. Elektronik sanayi, TESTAŞ, iki tane TESTAŞ'ı kurduk, Telesan'ı kurduk, bir tane tesis olmak üzere, üç tane tesis yapmak üzere kuruldu. Yaygın sanayi kuruluşları, DESİAB'ı kurduk. Avrupa'daki işçilerimizin parası heba olmasın. Devlet bankası olarak bunlar nemalandırsın. Fikri görüyor musun sen? O yolda yürümedikleri için insanlarımızın nasıl canı yandı gördünüz. Biz DESİAB'ı kurduk. İşçilerimizin paralarını devlet kontrolüne nemalandıralım diye. Organize sanayi bölgesi 63 tane. Küçük sanayi sitesi 250 tane. Büyük enerji tesisi 2 tane atom santralı. Neden? Atom santralları ikişer ikişer kurulursa %50 daha ucuza mal oluyor. İkincisi de onun için. Hidroelektrik santrallar 17 tane. Termik santrallar 7 tane. Rafineriler 3 tane, 29 tane. Büyük madencilik tesisi 26 tane cevher çıkartma tesisi. 2 tane cevher zenginleştirme, 1 tane izabe tesisi. Büyük sulama tesisleri 46 tane baraj. Bir grup sayıyoruz hepsini, her yıl 100 tane gölet, 1000 tane derin kuyu tulumbası, sulama sahaları 10 adet olmak üzere her yıl 150 bin hektar arazinin sulanması ve büyük ulaştırma tesisleri, otoyol projeleri, bölünmüş yol projeleri, hızlı tren, hava meydanı ve liman projeleri olmak üzere ağır sanayi hamlesi aslında 629 tane büyük tesis ihtiva ediyor. Bunların içerisinde makina ve fabrika kuran fabrika olarak adım enerji ve madencilik tesisleri 200 tanedir. Onun için biz sembolik olarak konuşurken 200 büyük ağır sanayi tesisi diye kullanıyoruz. Bunlar nedir biliyor musunuz? Lütfen öbür slayta geçelim. Şu Türkiye'yi görüyor musunuz? İşte bu milli görüşün Türkiye'si. Bak dikkatlerinizi çekerim. Türkiye'nin geri kalmış bölgeleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bakın. Her tarafını nasıl fabrikalarla doldurmuşuz. Biz bu fabrikaları kurduk. 200 tane tesis budur. Bu fabrikaların hepsini kurduk. Şimdi bunlar geldiler sattılar. Diyarbakır'ın üzerinden helikopterle geçiyorum. Kalenin arkasında binlerce insan boş dolaşıyor. Şöyle bir düşünüyorum. Ya burası 1,5 milyon nüfuslu bir şehir oldu. Neyle yaşayacak bu insanlar? Kurduğumuz bütün fabrikalar hepsi yok edildi. Tarımda ekerse daha çok zarar ediyor. Siz çıkartıyorsunuz bunları daha. Siz. Bir tane tesisimizi bırakmadınız. Bunları biz yurdun her tarafına dengesine gidermek için kurduk. Bu ne biliyor musun? O fabrikaların mallarını taşımak için de böyle bir otoyol şebekesi lazım Türkiye'ye. Şurada 8000 kilometre otoyol var. Bu otoyollar için biz İtalyanlarla anlaşma yaptık. Ağır sanayi için ayrıca 1 milyar dolarlık anlaşma yaptık. Bu otoyollar 15 senede yapılacak. 15 sene bunun üzerindeki otellerin, lokantaların normal dünya fiyatından işletmesini yapmak suretiyle ödenecek. Bir kuruş ödemeyeceğiz. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Böyle bir anlaşma yaptık. Ne zaman? 1977'de. 15 sene 1992'de bitti. 1992 yılına geldiğimiz zaman bütün bu otoyolların sahibi olmuş olacaktık. Paralar da ödenmiş olacaktı. Ne oldu? Bunu biz anlaşma imzaladık getirdik. Maalesef o zamanki ortaklarımız çeşitli bahaneler buldular. Efendim bu Selamet Partisi'nin işine yarar. Bunlar yaparlarsa seçimlerde bunların önünde duramayız. Seçimden sonra bunları konuşalım gibi bir takım bahanelerle karşılaştık. Ve maalesef Türkiye'miz bu büyük kalkınma hamlesinden mahrum kaldı. Bu otoyollar çoktan yapılmış olacaktı. İşte bu tesisleri biz bir kuruş borç almadan, bir kuruş vergi koymadan ve bir kuruş zam yapmadan bu tesisleri yaptık. Nasıl yaptık? 1977 senesinin bütçesine bakın. 244 milyar dolar tutar ağır sanayi hamlesi. 15 milyar dolardır bu 200 tesis. Bunu bir defa vereceksiniz. Her sene 100 milyar dolarlık milli gelirinize 5 milyar dolar ilave edilecek.
15 milyar dolar 3 senede geri alıyorsunuz, dikkat edin. Muazzam bir kalkınma hamlesi. Geçen gün ismi lazım değil, kıymetli bir gazeteci arkadaşımız Çin'e gitmiş. Çin'deki bu büyük kalkınma hamlesini görmüş. Döndüğü zaman yana yakalayı da benden randevu istedi. Buyur gel bakalım dedik. Dedi ki 20 gün Çin'i dolaştım. Hep sizinle beraberdim. Hayırdır inşallah. Çünkü Çin'de yapılan büyük kalkınmayı gördüm. Sizin ağır sanayiyle ne yaptığınızı orada gözümle görerek anladım. Hep sizinle dolaşmamın sebebi bu oldu diyor. Sizin söylediklerinizi Çin şimdi yaptı ve böylece dünyanın devi oluyor. Eğer siz 7 sene iktidarda kalıp bu ağır sanayi hamlesini tamamlamış olsaydınız kim bilir biz bugün nasıl bir dev olacaktık. Bunu gazeteci arkadaşımız söylüyor. Kaldı ki 1977'den beri bugüne kadar 30 sene geçti. 7'şer seneden 30 senenin içerisinde 4'ten fazla ağır sanayi hamlesi yapılırdı. 4 tane 200 tesisi düşünün, 800 tane tesis yapar, 80 tane il olduğunuza göre her ilinize 10 tane muazzam milyarlık tesis kurmuşsunuz. Türkiye'yi bir düşünün. Bugün böyle bir Türkiye olacaktık. Demin söylediğim gibi yapanlar geliyor, takdir ilahi arkadan bozanlar geliyor. Bir de bakıyorsun ki bozulmuş, Diyarbakır'daki bütün fabrikalar kapanmış şu anda. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi birkaç kelimeyle de 54. hükümette ne yaptık? Önce bir defa 4 şey yaptık. Birinci yaptığımız iş, çökmüş olan ekonomiye atılım halini getirdik. İkincisi, yeni bir saadet dünyası kurmak üzere D8'leri kurduk. Üçüncüsü, manevi kalkınma hamlesi yaptık. Dördüncüsü, yeniden Büyük Türkiye projelerini hazırladık. Tatbikata koyacak noktaya getirdik. Ekonomik atılımı nasıl yaptık? Çökmüş bir Türkiye'yi teslim aldık ve hemen besmeleyi çektik. Herkese refah, milli ekonomi, rant ekonomisinden reel ekonomiye geçiş, milli gücü sürat, üretim, istihdam ve ihracat seferberliği programlarını uygulamaya koyduk. Böylece 50 milyar dolarlık bütçeye 6 ayda 35 milyar dolar ilave ettik. Bir kuruş zam yapmadan, borç almadan, vergi koymadan. Neyle yaptınız bunu? Bak neyle yaptığımızı gösteriyorum, işaret ediyorum. Nasıl oldu bu iş yahu? Önce bir defa havuz sistemini kurduk. Havuz sistemi neymiş? Devlet bütçesini üçer aylık dilimlerle 10.000 devlet dairesine dağıtıyor. 1996 yılından bahsediyorum. Yılbaşına bütçeyi yapmış, dağıtmış. 10.000 tane devlet kuruluşu devletin bütçeden almış olduğu parasını götürmüş özel bankalara. O günkü rakamla söylüyorum, %40 faizle vermiş. Sonra o özel bankalar devletin kendi parasını devlete %150 faize borç olarak veriyor. Devlet %150 faize borçlanıyor. Böyle teslim aldık biz devleti. Bugün nasıl her şey faize gidiyorsa o gün de her şey faize gidiyordu. Biz bunları çok tecrübe ettik. Ne yaptık? Bir düdük çaldık. Dedik ki milli görüş gelmiştir. Ne olacak? Milletin parası millete verilecek. Nasıl verilecek? Bu 10.000 tane dairenin paraları özel bankada durmayacak, devlet bankasında duracak. Getir bakalım paralarınızı devlet bankasına. Niye ben kendi paramı %150 faize alayım? Paraları getirdiler. Bir ay sürdü elektronik hazırlığımız. 10.000 devlet dairesinin her an parasını bir merkezden takip etmek elektronik bakımından büyük bir olaydır. Biz bir ay gece gündüz bütün uzman arkadaşlarımız çalışarak bunu gerçekleştirdik. O günü hatırlıyorum. Devlet Bakanımız Hüseyin Madak Bey'di. Rakamlar geldi önümüze, bir de baktık ki yahu Fehim biz ne kadar zenginmişiz yahu. Nasıl bu parayı harcayacağız, bu kadar kaç milyon harcayacağız? Niye? 10.000 dairenin özel bankalarda korkunç parası var. Şimdi İzmir'de TEDAŞ elektrik parası toplamış. Götürmüş özel bankaya koymuş düşük bir faizle. Elazığ'da karayolları parasını harcamış, bana yeniden para lazım diyor.
Burada TEDAŞ'ın bankası parası duruyor özel bankada. Devlet gidiyor %40'la vermiş olduğu parayı %150'yle alıp Elazığ'a gönderiyor. Bu nasıl soygun ya? Ne olacak? Derhal havuz sisteminde toplanacak ve özel bankalar bunlar verilmeyecek. Şimdi bunları konuşması kolay. Bak biz Trona tesislerini Beypazarı'nda açtık, madenleri, bor madenlerini değerlendirmek için. Arkadaşlarıma çok defa anlattım. Bu Trona tesislerini açarken karşıdaki dağa çeşitli barutlar yerleştirilmiş. Burada da elimizde manyeta var. Bu manyetaya basıyorum, şu tepeden mavi dumanlar çıkıyor. Merasim yapıyoruz şimdi, açılış merasimi. Bu manyetaya basıyorum, buradaki tepeden sarı dumanlar çıkıyor. Buna basıyorum, kırmızı duman çıkıyor. Muhteşem bir manzara. On binlerce insan, kendi Trona madenlerimizi kendimiz işleyerek 10 misli, 100 misli daha yüksek fiyattan satacağız. Bunun projesini yapıyoruz. Şimdi, bak ben havuz sistemini kurdum ya, havuz sistemi bir takım rantiyecilerin içine gelmedi. Niye? Adam %140'la alıp %150 faize verirken bu yağlı kazancı kaybetti. Bunun manası, demin anlattığım olayla alakası ne? Ben manyetaya basıyordum ya, karşıdan duman çıkıyordu ya, işte ben başbakanken havuz sistemini kurduğum zaman manyetaya bastım, o manyetonun kablosu dolaşıyor, Irkçıyan Perlöz üzerinden benim oturduğum sandalyenin altındaki bombayı patlatıyor. Onu anlatıyorum size. Bunları yapmak kolay iş değil. Bu inanç ister, inanç, inanç. Ve tabii tecrübe ister. Böylece havuz sistemini kurunca ne oldu şimdi? Biz borç almadık. Almayınca yıllık planda 24 milyar faiz ödenecekti. Bizden önce 14 milyar ödenmiş. Biz faiz ödemedik. 10 milyar dolar faizden kurtardık. 10 milyar dolar faizden kurtardık. Yaptığımızı konuşuyorum, yapacağımızı değil. Sonra arkasından 14 milyar dolar kaynak paketleri. Neymiş bu kaynak paketi? Ziraat Bankası Müdürü çağırdık, ya bakalım buraya. Sen 75 milyon nüfusun, 40 milyon köyüsün, hizmet eden bir kurulusun. Ne kadar rezervin var? 27 milyar dolar. Nerede duruyor bu paran? Efendim bize emir verdiler. Avrupalılar bizi zengin zannetsinler de Avrupa'da durmak üzere talimat var. Onun için dışarıya gönderdik. Yahu köylünün parası dışarıda ne arıyor? Deli misiniz siz? Emir böyleydi efendim, gönderdik. E onlar ne yaptılar? İngiltere'de şubemiz vardı, oraya gönderdik. Orada Avrupa bankaları bu büyük meblağlarda üstelik koruma parası istiyor, faiz vermiyor. Bir Türk bankası vardı, o Türk bankası %5 veririm dedi, ona verdi. Sonra o Türk bankası ne yaptı? %5'le aldığı parayı getirdi devleti, %150 faizden verdi. Devlet kendi parasını %5'le veriyor, %150'yle alıyor. Getir derhal bu rezervlerin hepsini Türkiye'ye dedik. Bir sene muharebe ettik bürokrasiyle. Niye? Efendim her ne kadar 27 milyar dolar var dedik ama şu kadarı şu sebepten dolayı bloke edilmiş. Hıt! Şöyle deyin derhal kurtarın. Onlar bunu kendiler yapmaları lazım gelirken bürokrasinin özelliği bu. Siz kovalayacaksınız. Bir senede bu paraları getirdik. Ve sonra tabii bu köylünün hizmetine kondu. Ne oldu, biz bu kaynak paketlerinden 13 milyar dolar para elde ettik. Halka hizmet etmek için. Kitler hep zarar ediyordu. Mahsus zarar ettiriliyor. Ucuza satılsın yabancılara diye. Kar ettiren müdür oldu mu değiştiriliyor. Bunlar hep delillerle sabit olaylar. Biz ne yaptık? Her sene 5 milyar zarar eden kitleri 2 milyar kara geçirdik. 7 milyar da oradan ettik. 10 milyar faizden, 13 milyar kaynak paketlerinden, 7 milyar kitlerden ne yaptı? Onların zamanında kitler zarar ediyor, biz gelince kar ediyor. Niye? Çünkü ad sahibine göre kişniyor da onun için. Biz geldiğimiz zaman değişiyor. Şimdi bu 30 milyar doları aldık, ne yaptık? Aldık götürdük 100 alan memura. Biz 28 Haziran günü işe başladık.
1 Temmuz günü memur kasayısının tayin günüdür. 2 günlük hükümetken besmeleyi çektik, ne yaptık biliyorsunuz. Ya Allah dedik, %50 zamla başladık. Sonra bu kaynak paketlerinin paralarını toplayınca zaten çok zengin olduk. Yılbaşında %30 daha verdik. %25 daha verdik. 100 alan memur 250 almaya başladı. Sadece memura mı verdik biz? Hayır, teferruatına girmeyeyim. Bakın, işçi 182 dolar olan asgari ücreti 210 dolara çıkarttık. Bu %100 artış demektir Türk lirası olarak. 53 milyon lira olan gidilmiş, ortalama gidilmiş aylık ücreti 108 milyon çıkarttık. %100 zam hep veriyoruz. Bundan başka işçi emeklileri maaşları %100 arttı. Bağkur emeklisi %300 arttırıldı. Memur emeklisi %216 arttırıldı. İşçi emeklisi %221 arttırıldı. Fakir fukara fonunu faize veriyorlardı. Fakirlerimize zaten hepsinin doğasını aldık. Tarım Bakanlığı bütçesini %89 arttırdık. Tarımsal desteklemeye 38 trilyon ayrılmıştı. Biz 65, sene sonunda da 95 trilyon verdik. Ve Toprak Maksı Ofisi köylüden 43 trilyonluk mal alıyordu, 136 trilyona çıkarttık. %312 arttırdık. Ne diyorum, duyuyor musunuz? Toprak Maksı'nı köylüye bize ve verdiği senedeki paranın 3 mislini verdi. 3 mislini. $145 milyon hububat alırken $330 milyon hububat aldık. Ve böylece ürünlerdeki artışı şuradaki listede görüyorsunuz. Bakın şu son sütuna bakar mısın? Şu kırmızıyla son sütuna yukarıdan aşağı bir in bakayım. 189'dan başla. Pancar %189 arttırılmış. Buğday %282 arttırılmış. Tütün %207 arttırılmış. Kabuklu fındık %467 arttırılmış. Ne diyorum ben ya? Şimdi bunlara %5-10 arttır dediğin zaman ödülleri patlıyor. IMF abileri müsaade etmiyor. Biz ne yapmışız? Şurada %100'den az artış var mı? Şu bereketi görmüyor musunuz ya? Yaptıklarımızı anlatıyorum. Yaptıklarımızı. %100'den aşağı zam yok ortada ya. En aşağıdaki 4 tane ürüne ise bugüne kadar alım yapılmıyordu. Biz ilk defa alımları yaptık. Bir takım teferruatları geçiyorum. Lütfen 20 numaralı slaytı getirin. KOBİ'lere, esnafa, tarıma verdiklerimiz bir yana. Bak şimdi bizim 1996'da işe başladık. Yıl başında 500 milyon dolar verecek KOBİ'yi. Biz yılın sonunda 1 milyar dolarla bitirdik. %100 arttırmışız esnafa verecek olan paraları. Şimdi size 54. hükümetin, Erbakan hükümetinin başarılarından bazılarını okuyorum. Bunları biz söylemiyoruz. 1. Rant ekonomisinden reel ekonomiye geçiş sağlandı. Acı reçetelerle değil tatlı reçetelerle çözüm getirildi. Vergi, zam, faiz, düşük ücret, taban fiyatı, iç ve dış borç kalmadı. Öz kaynaklarımıza dayanı olarak ülkenin ekonomik imkanları seferber edildi. İsraflar ve yolsuzluklar önlendi. Meseleler böylece çözüldü. 3 büyük başarı elde edildi. Ülke ekonomisi onarıldı. Halkın bütün katmanlarından refah seviyesi yükseltildi. Türkiye'nin yeniden bir Türkiye hamle yapması sağlandı. Şimdi size ben 25 Ocak 97 tarihinde Akşam Gazetesi'nin manşetini okuyorum. Yeniden büyük Türkiye'ye doğru koşar adım. 25 Ocak 97 Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Ekonomide iyisinerlik rüzgarı. 25 Ocak 1997 Zaman Gazetesi'nin manşeti. Ekonomide düze çıkıyoruz. 19 Ocak 97 Türkiye Gazetesi manşeti. Kara delikler kapatılıyor. 24 Ocak 97 Milliyet. Batı şimdi hocaya daha farklı bakıyor. Ocak 97 Sabah Gazetesi. Yeniden Büyük Türkiye Vizyonu. Yeni Yüzyıl Gazetesi 4 Şubat tarihli. Refah Yol Doğru Yolda. Milliyet Gazetesi 28 tarihli. Erbakan Sessiz ve Derinden. Erbakan'ın ekonomide sadece olumlu kalıcılık bir bakıma refahın kalıcılığı demektir.
Sabah gazetesi Sayın Erbakan inandığı ve yapmak istediği projeye büyük bir heyecanla ortaya koyuyor. Dış basın ne diyor? Die Welt gazetesi 16-11-1996 Türkiye'ye duyulan güvensizlik giderek kayboluyor. Frankfurter Allgemeine Türk ekonomisi Erbakan'ın politikasına güven duymaya başladı. Özelleştirmeye öncelik veriliyor. Die Presse Türkiye ekonomiyi güçlendiriyor. Erbakan bütçeyi ıslah etmek istiyor ki biz denk bütçe yaptık. Şimdi bugünkü halde Türkiye'yi aldık. Allah bu bereketi verdi. Bunlar yaptık, yaptıklarımızı konuşuyoruz. Sonucu size iki cümleyle özetleyeyim. Şu anda Türkiye'nin neresine gitsem bir yaşlı nine görüyorum. 80 yaşında. Bana bak diyor, Erbakan sen misin? Evet benim. İlle elini öpeceğim. Hayırdır inşallah nineciğim. Ben senin zamanında Bağkur Emek'se maaş alırken 80 lira bir zam aldım. Ondan sonra zam diye bir şey görmedim. Bugün ekmek yiyorsam o gün aldığım zamla yiyorum. Onun için illa elini öpeceğim de ısrar ediyor. Bir amca görüyorum. Erbakan sen misin? Evet benim. Elini öpeceğim. Neden? Çünkü diyor senin zamanında ben muhasebeciye kavga ettim. Dedim ki evladım benim maaşım bu kadar çok olamaz. Bir hata yapıyorsun. Sonra sana ödettirirler. Tekrar tekrar bak. Dedi ki amcacığım Erbakan geldi, bereket geldi. Biz tekrar tekrar baktık. Senin maaşın budur. Şimdi ben bunları konuşuyorum ya, şu anda bir memurumuz 500 lira alıyor. 400 lira da kira ödüyor. Çoluğundan çocuğun ekmek alamıyor. Memurun hali bu. Bu memuru buraya çağırsak veya şu anda beni dinliyorsa kendisine sesleniyorum. Bak memur kardeşim, 23 Temmuz ne demek biliyor musun? Şimdi 500 lira alıyorsun ya, 1500 lira alacaksın, haberin olsun. Nereden alacaksın? Allah bu bereketi verecek. Allah'a şükür olsun bizde para çok. Bizde para çok, çok. Nereden alacağımızı göstereceğim şimdi sana. Şimdi bakınız biz sadece halka bu paralar vermekle kalmadık. Devleti tamir ettik. Faizden kurtardık. Bütçe açıklarını kurtardık. Dış ödemeler dengesini kurtardık. Şimdi size bu konferansın bir nüktesi olarak şu tahttaki şekli gösteriyorum. AKP ile Saadet Partisi arasındaki fark nedir? Bunu anlatmak için size iki tane şekil gösteriyorum. Bu şekil AKP'yi gösteriyor. Şu yukarıda bir üçgen var. En üstte ne diyor? Devri daim makinesi keşfedenler DNA'nın rozeti. Geçen asırda devri daim makinesi keşfetmek modaydı. Herkes ben devri daim makinesi ortaya çıkıyordu. Bunlar o kadar çoğaldılar ki dernek kurdular. Paris'te bir devri daim makinesi sergisi açıldı. Halbuki termodinamiğin ikinci kanununa göre devri daim makinesi olmaz. Enerji mutlaka bir kaynaktan alacaksınız. Enerjiyi siz yoktan var edemezsiniz. Ancak Cenab-ı Allah var eder. Varı da yok edemezsiniz. Dolayısıyla mutlaka bir kaynaktan enerji alacaksınız. Herhangi bir enerjiyi kullanabilmek için. Hayır efendim, biz kaynaksız şekilde enerji üretiyoruz diyenler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Dernek kurdular ve derneklerine bir rozet yaptılar. O rozet ne biliyor musun? Şu üçgen. Bu üçgenin üzerine bir zincir konmuş. Şu aşağıda bir zincir var ya, o zincir üçgenin üzerinden devam ettirin lütfen. Şimdi bak, ey köy kahvesindeki kasketli anlattığımı iyi dinle. Nasıl aldatılıyorsun bak. O zaman bu derneğe mensupları bunu yakalarında rozet olarak taşıyorlardı. Bir üçgen ve bir zincir. Devri daim makinacılarının rozetidir bu. Niye bundan halkı aldatıyor? Diyor ki bak arkadaş, şu üçgenin şu kenarı uzun mu? Uzun. Bu uzun kenarın üzerinde uzun zincir yok mu? Bu uzun zincir, öbür tarafta kısa zincir var. O kısa zinciri çekecek çünkü uzun zincirin ağırlığı daha fazla. Bir kere sen bunu itersen bu devamlı olarak döner diye adam aldatıyor. Bunun aldatmacası nerede? Bana bak, bu kenar uzun ama buradaki zincirin ağırlığı olan gebirin zinciri çekme kuvveti olan F1, öbürünün ağırlığı olan daha küçük G2'nin
o zinciri itme kuvveti olan F2'ye eşittir. Onun için buradan F1'e çekersen oradan da F2 ile geriye doğru çeker. Zincir hareket etmez. Adam mı aldatıyoruz? Şimdi ne yazıyor burada? 3 Kasım 2002. Irkçı emperyalizm AKP'nin zincirini şöyle bir itiverdi. AKP zannetti ki bu hep böyle dönecek. Dönmez arkadaş, bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Şimdi bu AKP'nin rozeti. Adam aldatıyor. Bu böyle gider diyor. Gitmez. Devri daim makinesi olmaz. Senin kaynağın yok. Senin mayan yok. Sen bunu üretemezsin. Senin rozetin bu. Devri daim makinacıların rozeti. John Ahmet'in devri daim makinesi demek AKP. Adam aldatıyor. Gitmez bu böyle. İşte gitmiyor. Deniz bitti. Satacak bir şeyin kalmadı. Faiz geldi. Milli gelirden daha yüksek oldu. İnsanlar aç. 2 milyon köylü köyünü terk etti. Sen milleti mahvettin ya. Mahvettin. O köyünden göçen insan, o küçücük yavrular, onlar bizim yavrularımız, bizim. Senin bu zulmüne tabii müsaade etmeyiz. Ben bu konferansı niye veriyorum? O köyden göç eden yavrumun çektiği ızdırabı biliyorum da onun için. Senin elinden onları kurtaracak. Sen tecrübesizsin, bilgisizsin. Sandalye hırsına oraya getirin oturdun. At yarışı spikerisin. Hiçbir şeyden haberin yok. IMF ise kendi planını üretip milleti mahvediyor. E peki efendim, sizin rozetiniz nedir? Öbür şekle geçelim. Bu da bizim rozetimiz. Bizim rozetimiz vaat değil. Bilmem kalebeyi şuraya indireceğim, metrolü buraya indireceğim değil. Biz yaptıklarımızı konuşuyoruz. Bak bu ne gösteriyor biliyor musun? Altta seneleri görüyor musun? Ne olmuşsa 97 senesinde bütçeye nazaran faiz bu kadar düşmüş? Çünkü oraya milli görüş gelmiş. Bak ondan önce faiz gittikçe artıyor. Sonra faiz gittikçe artıyor. Bir yerde bu faiz aşağı doğru eğilmiş. Çökmüş. Niye? Milli görüş gelmiş de onun için. Şimdi bakınız, bu neden bizim rozetimiz biliyor musunuz? Çünkü şu çizgiyi görüyor musun? Ben bu çizgiyi 1996 yılında Muhammed Ali'yi İstanbul'a davetimizi hep hatırlıyorum. Kendisini davet ettik İstanbul'a. Kendisinin hocasıyla beraber çıktı geldi. Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı kıldık. Muazzam bir cemaat. İçinizde onu hatırlayanlar vardır. Dışarıda otobüs bekliyor, halka hitap edeceğiz. Avluyu mavluyu herkes doldurmuş. Şimdi biz otobüsten hitap ederken önde bulunup da bizi görmek ve dinlemek isteyen insanlar cuma namazından sonra hemen otobüsün önüne hücum ettiler. Bir insan sürüsü, Sultanahmet o meydanı o zaman bugün gibi değil, düz park gibi bir yer, otlar var. Onların üzerinden otobüsün bulunduğu yere koştular. Koşarken oradaki otların çiğnenmesini eskiden konmuş olan demirleri ezmişler. Şimdi işbirlikçi gazetelerden birisi, ismini vermeyi istemiyorum. Ertesi gün Muhammed Ali yazacak, yazamaz işine gelmez. Çünkü Muhammed Ali dünya şampiyonu, İslam boksörü. Onun propagandasını niye yapsın? Bizim konuşmamızı yazacak, yazamaz. Çünkü bizimle kan uyuşmazlığı var. E ne yapacak? Ne yapacak? En büyük olay da olmuş. Bir şey yapması lazım. Gitmiş o ezilen parkın demirin resmini çekmiş. Aynen bunun gibi. Resmi çekmiş parkın ezilen demirini. Otobüsü göstermiyor. Konuşmayı göstermiyor. Muhammed Ali'yi göstermiyor. Bizleri göstermiyor. Demiri gösteriyor. Altına manşet atmış. Dün buradan bir dünya şampiyonu geçti diyor. Konumuzla ilgisine soruyorum şimdi, bu demir niye böyle ezilmiş?
bu demir niye böyle ezilmiş? Çünkü 97'de bir dünya şampiyonu gelmiş geçmiş. Ondan dolayı ezilmiş. AKP'nin rozetini unutmayın. John Ahmet'in devri daim makinesi. Saadet Partisi Milli Görüş'ün rozetini unutmayın. Faizin yok edilmesi. İşte rozetler bunlardır. İşte farklar bunlardır. İşte 23 Temmuz'da yeniden dünya şampiyonu geliyor. Hadise budur. Geliyor da ne olacak efendim? Şimdi yemeğin kaymağına geldik. Bak baştan haber veriyor. 23 Temmuz'dan itibaren 3 şey değişecek. 1. Önce hedef değişecek. Bizim hedefimiz Avrupa kapısına bağlanan birisi olmak istemiyoruz. Ne olacak? Yeni dünyanın öncüsü olacak. Kölelikten, sefaletten, esaretten, zilletten kurtulacağız. Niye? Saadet geldi. Gerçekten saadet geldi. 2. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Bak anayasanın 2. maddesinde 7 tane şart koşulmuştu devletin özelliği olarak. 4 değil, 7'dir. Çünkü o madde 2 paragraftır. 1. paragrafta diyor ki her şey adil olacak. Sonra İnsan haklarına uygun olacak. Sonra huzur ve barışın teminine yardım edecek. 2. paragrafta ne diyor? Demokratik, layık, hukuk devleti olacak ve sosyal bir devlet olacak. 7 tane şart koşmuş. 1. şart ne? Her şey adil olacak. Nerede bu adalet ya? Şimdi ben bugün gidiyorum süpermarketten bir mal alıyorum. Aldığım malı 300 lira ödüyorum. Ve bunun 100 lirası faiz. Bankalar üzerinden dolaşıp ırkçı emperyalizme gidiyor. Sen bundan kurşun al, yarın gel. 100 lirası da haksız vergi. Bunu da veriyoruz. Devlet alıyor, yarısını gene götürüp ırkçı emperyalizme veriyor. Ben buradan Suudi Arabistan'a uçakla gidemiyorum. Neden? Çünkü havaalanında serbest bölgeye uçmak için IATA üyesi olmam lazım. IATA ırkçı emperyalizmin kuruluşu. Paranın %9'u onu vermem lazım. Gemiyle gitsem Lloyd üyesi olmaya mecburum. %9'unu ona vereceğim. Allah Allah. Amerika'nın dışında 5 trilyon dolar var. Gelmiş petrol şeyine kağıdı vermiş, petrolü elinden almış. 5 trilyon sömürmüş. Sonra petrol şeyine bir daha gelmiş. Sana yeşil dolar verdim ya, onu bana ver. Sana bu sefer sarı kağıt vereceğim demiş. Ne bu? Amerikan tahvili, dolara indeksi tahvil. Sarı kağıt vermiş. 5 trilyon da tahvil var. 5 trilyon almış, bir daha kullanmış, oldu 10 trilyon. Bu 5 trilyon şimdi gitmiş Merkez Bankası'na toplanmış. Merkez Bankası'nın rezervlerini almış 5 trilyon. Onlara da bir beyaz kağıt vermiş. Şimdi Türkiye'nin 60 milyar dolar sözde rezerv var. Bu Merkez Bankası'nın kasasında durmuyor. Rockefeller'in kasasında duruyor. Merkez Bankası'nın başkanının masasında ne var? Benim Merrill Lynch Bankası'nda senin şu kadar paran yatıyor diye beyaz bir kağıt var. Biz buna 3 kağıt oyunu diyoruz. Yeşil kağıttan 5 trilyon, sarı kağıttan 5 trilyon, beyaz kağıttan 5 trilyon. 15 trilyon sömürülmüşsün. Dünyadaki 6 milyar insan 45 trilyon dolarlık mal alıyor. Bunun yarısı dünya siyonizmine gidiyor. 22,5 trilyon. Demin söylediğim sebepten dolayı. Nerede ne alırsan al, oraya gidiyor. Bu nasıl dünya ya? Hacca gideceksin, %9 ödeyeceksin. Şimdi bak 3 kağıt oyunu bırak. Alışverişlerle ödenen 22,5 trilyon da bırak. Sadece 10 tane uluslararası kuruluşla 7 trilyon sömürü yapıyor. Şu 7 trilyon manasını biliyor musun? 6 milyar insanlar biz her sene 1200 dolar ödüyor dünya siyonizmine. Bunun manası şu. Şu anda dünyanın bir köyünde bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuğa diyorlar ki hoş geldin. Yeni evini beğendin mi? Beğendim. Burada kalmak istiyor musun? İstiyorum. Ya ama bu evin bir sahibi var.
Kim oldukça emperyalizm. Bunun da kirası var. Senede bir 200 dolar kira ödemezsen burada kalamaz. Allah Allah. Bu nasıl dünya ya? Bu nasıl dünya? Şimdi bu işbirlikçilere sesleniyorum. Sözde 16 tane parti seçime giriyor. Hadi oradan be. Hadi oradan. Çocuk mu aldatıyorsunuz? Niye? Çünkü Saadet Partisi'nin dışındaki hepiniz 15'iniz de işbirlikçisiniz, IMF'cisiniz, Amerikancısınız, İsrail'den yanasınız. Hiçbiriniz birbirinizle farkınız. Siz bir tek partisiniz. Sizin içinizde biz bu faizci düzeni değiştireceğiz diyen var mı bir tanesi? Efendim KDV'yi %3 indirecekmiş. IMF abi insana müsaade etmeyecek ki. Faiz etki indirdin. Ağacın yaprağının tozunu temizledin. Bu ağacın kökü çürük yahu. Kökü. Saadet Partisi'nden başka kurtuluş yok. Ne diyorum ben size? Önce hedef değişecek. Sonra anayasaya uyacak şekilde düzen değişecek. Nasıl düzen değişecek? Bu faizci düzen değişecek. Ben ille bu angaryaları ödemeye mecbur değilim. Herhangi bir üretim yaptığım zaman bu üretim içine faiz karışmayacak. Şimdi ekmek alıyorum ya, bu ekmeğin traktörü faizle alınıyor, masrafa yazılıyor. Un fabrikası faizle kurulu masrafa yazılıyor. Un fabrikasının taşıdığı kamyon faiz alınıyor. Fırın faizi falan hepsi masrafa yazıyor. Sonunda ekmeği alırken ben ödüyorum. Üç misli pahalılaşıyor. Bunlar kalkacak arkadaş. Bunlar haksız oyunlar. Irkçı emperyalizmin oyunları. Öbür taraftan da devlet yanlış yerde vergi alıyor. Ben şirketi kuruyorum hemen vergi alıyor. Dur ya bir şey üreteyim. Kar edeyim de karımdan vereyim. Hayır. Üretme. Az adam çalış. İMF'nin emri böyle. Biz ise IMF ile güreşmeye geliyoruz. Daha doğrusu IMF'ye çay içirip göndermeye geliyoruz. Kimin için? Köy kahvesindeki kasketli Ahmet için. Köy kahvesindeki kasketli Ahmet'in işçisi biziz. Onun hakkını alıp ona vermek için savaşan biziz. Onu gelmiş, narkozlamış. Hani bu AKP varoşların partisiydi? Ne oldu varoştakiler? Öldü bitti. Sadece 4 tane dolar milyarderi 24'ü çıktı. Bu sadece dolar milyarderlerine çalıştı. Adam mı aldatıyorsunuz? Çocuk mu aldatıyorsunuz? Hadi oradan. Hepiniz rantiyecisiniz. Hepiniz rant ekonomicisiniz. Hepiniz haksız kazançtan yararsınız. Hepiniz haklılıkla ezen insanlarsınız. Sizden hayır gelmez. Bu ezen ezilen düzenin değişmesi lazım. Mutlaka adil bir düzen kurulması lazım. Yani bütün maliyetlerin içerisinde bu haksız faizler, bu haksız vergiler çıkartılması lazım. Bunlar çıkartıldığı zaman ürettiğim malın maliyeti 1/3 düşecek. 1/3'e düştüğü zaman ürettiğim malın maliyeti, sen aynı işletme sermayesiyle 3 misli üretim yapacaksın, 3 misli insan çalıştıracaksın ve senden ucuz kimse mal yapamayacak. Ne söylüyorum duyuyor musun? Kimse seninle rekabet edemez. Bugünkü malının 1/3 ürettiysen kimseyle rekabet edecek. Ne Çinmiş ne Hintmiş, onların hepsinde faiz var. Hiçbirisi bu düzenle rekabet edemez. Ne diyorum ben? Hedef değişecek. Düzen değişecek. Ve bunun yanında aynı zamanda da ekonomide zihniyet değişecek. Ne zihniyet değişecek? Rant ekonomisinin yerine reel ekonomi gelecek. Havadan kazanç yerine, sömürme yerine alın teri gelecek. Bu sebepten dolayıdır ki işte şimdi 23 Temmuz tarihi büyük bir insanlık devrimi tarihidir. Çünkü Saadet Partisi iktidara geliyor. Bakınız size şurada hedef nasıl değişecek gösteriyorum. Biz biliyorsun geçen sefer geldiğimiz zaman D8'leri kurduk. Şimdi D60'ları, D160 ezilenleri kuracağız. Yeni bir dünya düzeni kuracağız. Yeni Birleşmiş Milletler. Yeni siyasi irade, teknoloji işbirlik teşkilatı, yeni para birimi, ekonomik işbirliği, yeni bir banka, Dünya Bankası ama bunun gibi faizci değil. Yeni bir IMF, fakirleri doyurmak için, soymak için değil. Bundan başka kültür işbirliği, ifsadı körüklemek için değil, İslah için.
şuurlandırma ve aynı zamanda da tanıtma teşkilatı olacak. Kadın ve aileyi koruma, dünya teşkilatları olacak. Bütün insanlığın saadeti için. Teknolojide öne geçeceğimiz için ikinci Yalta yapacağız. G7'lere de hakkınıza razı olun. Oturun bakayım oturunca da diyeceğiz. Ecdadımız gibi yeni bir dünya kuracağız. 23 Temmuz işte budur. Şimdi 23 Temmuz sabahından itibaren yapacaklarımızı kısaca birer cümleyle özetliyorum. 1. Erbakan hükümeti zamanında başladıklarımızı bıraktığımız yerden alıp devam edeceğiz. 2. Ekonomik kalkınma, herkese refah, milli gücü süratle yaygın kalkınma, dengesizliğin giderilmesi, yeniden Büyük Türkiye'nin kurulması. 3. Ekonomi yönetiminin IMF'den alınarak milli iradeye devri. Ekonomik yıkım durdurularak ekonomik kalkınma hamlesinin başlatılması ve bunun içinde şu tablodaki reçete uygulanacak. Ekonomik kurtuluş reçetesi okuyorum bak. 1. Başaracağına inanarak aşk ve azimle işe başlamak. Bu ancak iman ister, Saadet Partisi'nin işidir. Milli heyecan, Saadet Partisi'nin işidir. Hedefin heyecanı taşıyan bilgili ve gayretli kadro. Başaracağına inanan bilgi, plan, program, kadro, takip, intaj sisteminin disipline yürütülmesi. Dünya olimpiyatları 5 tane halkası vardı. Bizim 6 tane halkamız var. Biz onlardan da üstünüz. Nedir o 6 tane halka? Önce inanacaksın. Sonra bilgi sahibi olacaksın. Sonra planlı olacak. Sonra kadın olacak. Takip olacak. Ve intihacı olacak. Böylece bu altın zinciri uygulamak suretiyle bu disiplinle olaylar sonucuna erişilecek. Başarının anahtarı burada yatmaktadır. Reel ekonomi benimsenecek. Kendi gücümüzle kalkınacağız. Üretim İslam ihracı seferli yapılacak. Üretim akıllı ve engelsiz, ucuz, yüksek kaliteli olacak. Bölüşümde herkes hakkını alacak. Adil bir düzene geçmek suretiyle. Ülke bütünüyle kalkınacak. Bütün gelir gruplarının dengeli refah sağlanacak. Tasarruflar teşvik edilecek. Her türlü israf ortadan kalkacak. Verimli ve toplam kalite arttırılacak. Rant ekonomisi bunlar ne yapıyor? 22 numaralı slide'de bunların ne yaptıklarını görüyoruz. Rant ekonomisi ne demek? Hortumlar onarılsın, pompalar kurulsun. Borç, faiz, zam, vergi, düşük ücret, düşük taban fiyatı. Devlet yüksek faizle sürekli borçlansın. İç borç, dış borç, bütçe açığı, dinozorlar büyüsün. Böylece para yatırma, hizmetlere gelir gruplarında faize gitsin. Krediler rantiye verilsin. Pompalar çalışsın, kısır döngüler sürsün. Üretimi ancak büyük sermaye yapabilsin. Onlara kolaylık olsun, diğerlerine engel. Bölüşümde en büyük pay rantiyenin olsun. Kamu yerleri aşırı fiyatta rantiye verilsin. Özelleşme azalta milletin bütün imkanları rantiyecilere kanalize edilsin. Banka olsun. Faiz oranları, enflasyon, döviz kurlar rantiyenin içine gelecek şekilde ayarlansın. Onların esasları budur. Biz reel ekonomiye geçtiğimiz zaman ne yapacağız? Başaracağına inanarak işe başlamak, kendi gücüyle kalkınmak, üretim, istihdam, ihracat seferberliği, üretimin engelsiz, ucuz ve yüksek ve kaliteli olması adil düzen sayesinde, bölüşümde herkesin hakkını alması, ülkenin bütünüyle kalkınması, bütün gelir gruplarının dengeli refah sağlanması, herkese refah verilecek. Diğer bir ifadeyle şu şekle geçecek olursak, bizim yapacağımız uygulama onların tersine olacak. Onlarınki neydi? Görüyorsunuz, demin size gösterdim. Millet dört koldan soyulacak, rantiye havuzunda toplanacak, rantiyecilerse taksim edilecek. Biz ne yapacağız? Biz ise Allah'ın verdiği nimetler, milli kaynakları, üretim, istihdam ve ihracatla servete çevireceğiz. Bir yandan adil düzenle, bir yandan teşvikle, bir yandan yardımla, bir yandan da verimliliği ve kaliteyi arttırmak suretiyle insanlarımızı zengin edeceğiz. Aramızdaki fark budur. Onlarla beraber aramızdaki fark budur. Bunların ikisini yan yana koyacak olursak işte aradaki büyük fark budur. Burada görüyorsunuz sol taraftakiler 15 partinin hepsi. Saadet Partisi'nin dışından hepsi tek bir parti. Hepsi aynı modele göre çalışıyor. Bir tek Saadet Partisi halk için çalışıyor. Öbür şekle geçelim lütfen.
Bu ne bu? Efendim siz ne yapacaksınız, halkı zengin edeceğiz? Çok kolay. Bak ey kahvede oturan kasketli Ahmet, sen 3 Kasım'da ne yaptın biliyor musun? Şurada bir yazıyor ya, sen halksın, sırtına hortumu bağladın. Oyunla AKP'nin eline verdin, o da hortumu getirdi, rantiyenin cebine akıttı. Senin yaptığın iş budur. Şimdi ne yapacaksın? 5 sene sonra akıllandın, şimdi sırtından hortumu sökecek Saadet Partisi. Allah'ın verdiği zenginliklere bağlayacaksın, alacak senin cebine getirip akıtacaksın. Bu nimetler var. Ama yanlış yere akıyor, rantiyenin cebine akıyor, sen fakir kalıyorsun. Sebep kim? Sensin. Verdiğin oy. Sen oyunla ben aç kalmak istiyorum diyorsun. Cenab-ı Allah da öyle mi ya kulum? Al bakalım öyleyse açlığı vereyim diyor. Kendi elini aç kalıyorsun. Oy verirken nereye oy verdiğin farklı değilsin ki. Şu öbür şekle geçelim lütfen. Bak aramızdaki fark bu. Sen 3 Kasım'da kendi sırtına hortumları bağladın. AKP'nin eline verdiğin oyu o da götüren diyen cebine akıttı. Şimdi 22 Temmuz'da ne yapacaksın? Senin sırtından hortumlar sökülecek. Hortumlar Allah'ın verdiği nimetlere bağlanacak. Saadet Partisi vasıtasıyla bütün imkanlar senin cebine akıtılacak. Sen deli misin ya? Soyulmak mı istiyorsun? Yok olmak mı istiyorsun? Güçlenmek mi istiyorsun? Ne zaman aklın başına gelecek? Ne olduğunu ne zaman anlayacaksın? İmefe'nin soygun düzeni değiştirilecek. Geçelim bunu lütfen. Size geçen konferansta anlattım. Bak AKP'nin yaptığı iş. Eve girişler arttı diyor. Demin de söyledim. Sıcak döviz giriyor, ithalat giriyor, seni soyuyor. AKP asansörüyle rantiyeye gidiyor, oradan da siyonizme gidiyor. Orta yerde halk olarak sen bir şey almıyorsun. Halbuki eğer oyunu Saadet Partisi'ne verirsen, nimetler evin içine zenginlik olarak gelecek. Saadet asansörü parayı sana dağıtacak. Ey kasketli adam! Rantiyeye de 1 lira verecek. Şimdi bak hesap veriyorum. Efendim bunları halkı nasıl zengin edeceksiniz? Hiç bunu bize sormayın. Kaynağı nereden bulacaksınız demeyin. Çünkü biz kaç kere bu kaynağı bulduk. Şimdi size bak AKP geçtiğimiz sene 200 milyar doları dış güçlere aktardı. Biz adil düzen kurup milli geliri muazzam miktarda arttıracağız. Çünkü her şey üçte bire mal olacak. İhracat artacak, istihdam artacak, milli gelir artacak. Onları bir kenara bırakıyorum. Yolsuzluklar, molsuzluklar gidecek. Onları da bir kenara bırakıyorum. Sadece şu AKP'nin dışarıya gönderdiği 200 milyar dolar var ya, biz tıpkı havuz sisteminde olduğu bu 200 milyar doları göndermeyeceğiz. 5 senelik bir dönemde ne yapar? Bu 1 trilyon yapar. Göndermeyeceğiz, ne yapacağız? Şimdi bak okuyorum. Bu sadece bu 1 trilyonla ne yapacağız? Devletin bütün iç ve dış borcunu ödeyeceğiz. Çünkü devletin iç ve dış borcu 500 milyar dolar. Herkese yoksulluk sınırının çok üzerinde maaş vereceğiz. Herkese sağlık sigortası yapacağız. Adalet sisteminin bütün ihtiyacını karşılayacağız. Herkese eğitim. Her üniversitede okumak isteyen çocuk istediği fakültesi gibi okuyacak. Deme ya, evet diyorum. Bunun için 200 tane daha üniversite kurman lazım. Kuracağım var mı bir diyeceksin. 200 üniversite ne tutar? Biz hep %100 arttıra arttıra gelmiyor muyuz ya? Bizim karnemize baksana sen, sicilimize, mazimize. Her şeyi biz %100 arttırmışız. Sen 100 tane üniversiten varsa biz 300 tane kuracaksın. Var mı diyeceksin? Çocuk okumak istiyor, niye okumasın? Bu parayı alıp ben ırkçı emperyalizme verip git misket bombası al, yarın gel beni işgal et diyeceğime çocuğumu okutsam daha akıllıca iş yapmam mı? Her köye asfalt yol yapacağız. Avrupa'da olduğu gibi. Türkiye'nin her önemli yerine otoban yapacağız. Bak sadece fikir versin diye söylüyorum. 22 tane GAP yapacağız. 35 tane Telekom, 40 tane Tüpraş, 80 tane Erdemir. Mükemmel bir savunma sanayi. İçinde neler var söylemem. Her eve her aylık ek kaynak. Her eve her ay 2000 dolarlık ek kaynak. 6 milyon işsize iş. İşte 1 trilyon dolarla bunların hepsi yapılır.
Bunu götürüp dışarıya veriyorsun. Kendin burada inim inim ağlıyorsun. Niye? AKP'ye oy verdin de onun için. Yahu 50 sene oldu ya. 50 sene oldu. Bu işbirlikçilere oy verdiğin zaman sonunda bunun olacağını bilmiyor musun ya? Bunlar senin düşmanınla işbirliği yapıyor. Onun için seni soyuyor. Seni yok etmeye çalışıyor. Deli misin sen ya? Deli misin? Deli misin? Deli misin? 22 Temmuz'da bu sözüm kulağında çınlasın. Yeniden Büyük Türkiye projelerini yeniden inşa edeceğiz. Bu projelerin teferruatına girmiyorum. Sadece size resimlerle, şekillerle gösteriyorum. Bak Türkiye ne olacak? Öbür slayta geçelim lütfen. Burada doğal gaz boru hatlarını görüyorsunuz, döşeyeceğimiz. Öbür slayta geçelim, petrol boru hatlarını görüyorsunuz, döşeyeceğimiz. Burada yapacağımız hidrolik santralları görüyorsunuz. Burada yapacağımız termik santralları görüyorsunuz. Burada yapacağımız nükleer santralları görüyorsunuz. Burada planlanan yeni otoyolları görüyorsunuz. Burada bölünmüş yolları görüyorsunuz. Ve bir de yüksek standartlı Tiran-Bakü. Dünyanın en mükemmel otobanı buraya yapılacak. Neden? Çünkü Balkanlar da bizimdir tarihimizden dolayı. Kafkaslar da bizimdir. Biz Tiran'dan Bakü'ye kadar bu otoyolunu yapacağız. Bu Bağdat Demir Yolu demektir. Bunun manası Bağdat Demir Yolu demektir. Milli görüş geliyor, oyuncak değil bu. Dünya değişiyor, dünya. Bak, Boğaz'ın içerisinde tünel, üstünden üçüncü köprü, İzmit Bağcı'nın köprüsü, Çanakkale Köprüsü. Bunlar yapılacak. Sonra öbür tarafa geçelim, hızlı tren yapılacak. Gerçekten hızlı tren. Böyle adam öldüren tren değil. Gerçekten hızlı tren. Sonra yeni havalimanları, uluslararası serbest bölgeler. Sen milli görüşün ne olduğunu bir bilsen bir ay 22 Temmuz'a kadar uyuyamazsın. Neden? Çünkü bak şurada bir İskenderun görüyorsun ya. Bu İskenderun'daki serbest bölge demek Singapur demektir. Singapur'a günde 200 tane gemi giriyor, 200 tane gemi çıkıyor. Bunların girmesi çıkması bile elektronikle ayarlanıyor. Bu gemilerin hepsi konteyner getiriyor. Ben gittim gördüm gözümle. İSEVK İdare Merkezi'nde gezdim Singapur Başbakanı'yla. 200 tane gemi konteynerleri getiriyor. Şimdi bu gelmiş olan konteynerin içerisindeki şu kasa nereye gidecek? Ben bunu gümrükte nereye koyacağım? Bu bir problem. Bunu bilgisayar çözüyor. O kasayı alıyor, nereye konması icap ettiğini hesaplıyor, oraya götürüyor, koyuyor ki bir dahaki sefer onu götüreceğin zaman belli. Bütün dağı yıkıp da onun içinden onu arayıp bulmaya mecbur kalmıyorsun. Böyle bir liman. Bu liman nasıl bu hale gelmiş? 200 giriş, 200 çıkış. Koskocaman, muazzam bir şehir hep konteynerlerle dolmuş. Bu neresidir? Bu Güneydoğu Asya'dır. Güneydoğu Asya neresi? Ya dünyanın bir ucu. Adam bunu dünyanın ucunda yapmış. İskenderun neresi? Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezi. E sen bunu İskenderun'da yaptığın zaman oraya 200 gemi geliyorsa buraya 1000 gemi gelecek, 1000 gemi çıkacak. Niye? Milli görüş geldi. Saadet Partisi geldi de onun için. Vay canına ya, ben size anlatırken bile kendim şaşırıyorum ha. Niye biliyor musun? Şu küçücük oyun içinde neler varmış ya. Neler neler neler. Bir oy vermek ne demekmiş? Bir kere daha bunlar hatırlandığım için gerçekten hayret ediyorum. Hepsi bu oyun içinde. Sen bunu götürüp heba edersen tabii ağlarsın. Bunu yerine kullanırsan elbette Sultan Fatih oluruz. Bundan başka da yine Anadolu'nun içerisinde serbest bölgeler olacak. Bu serbest bölgelere Trabzon ve Diyarbakır'ın da ilave edilmesi lazım. Diğer yandan organize sanayi bölgeleri yapılacak. Şimdi bütün bunların hepsini konuştuktan sonra teferruata girmeyeceğim. Beklediğiniz her türlü hizmet yapılacaktır. En önemli yapacağımız şey nedir biliyor musunuz? Devlet yapısında yapacağımız önemli değişiklik. Nasıl IMF
Devletin içinde devlet kurmuş, biz tersini yapacağız. Her şeyi milli iradeye vereceğiz. Şimdi bizim bir yüksek, bildiğiniz gibi güvenlik kurulumuz var. Bu güvenlik kurulumuz ülkenin güvenliği için çalışıyor. Ülkenin güvenliği için çalışıyoruz ama her şeyimiz düşmanımıza gidiyor. Bu nasıl güvenlik ya? Ne olacak? Milli Bağımsızlık Kurulu. Ben neden mal alırken üçte birini düşmanıma ödeyeyim? Bunun çaresi nedir? Sen mal alırken üçte birini düşmana ödersen güvenliğini neyle temin edeceksin ya? Nasrattin Hoca'nın türbesine benziyor bizim yaptığımız. Bir kilit var, üç duvar yok. Hıkçı emperyalizm. İstediği gibi fıldır fıldır giriyor. İstediğini yapıyor, istediğini yürütüyor. Senin bunları engelleyecek halin yok. Bir, nedir bu? Bağımsızlık ve Ekonomik Sömürü Önlenmesi Yüksek Kurulu. İki, Yüksek Teknoloji Geliştirme Kurulu. Teknoloji çok mühim. Bizim teknolojide dünyanın en ilerisine geçmemiz lazım. Bunun için de bunu en yüksek seviyede takip etmemiz lazım. Ve Adil Ekonomik Düzene Geçiş Yüksek Kurulu. Bu kurulda bütün Türkiye'de en ucuz üretimin meydana gelmesi için alınması lazım tedbirleri yetkiyle takip edecek ve böylece Türkiye'miz hakikaten lider ülke haline gelecek. Şimdi size bir kere daha 28 numaralı slaytı gösteriyorum. Sadece 1 trilyon dolarla yapılacak olanları bir kere daha hatırlatıyorum ve ifade ediyorum ki adil düzene geçmek üzere elde edeceğimiz büyük gelir artırışı bir yana, verimlilik artışı bir yana, sadece ırkçı emperyalizme verdiğimiz parayı vermeyeceğimiz için biz çok zengin olacağımızdan dolayı görüyorsunuz 5 yılda 1 trilyon dolar öbür partilere nazaran farkımız var. Bunları onlara vermeyeceğiz, kendi halkımıza vereceğiz, yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız, yeni bir dünyayı kuracağız. Görüyorsunuz ki biz çok zenginiz elhamdülillah. Şimdi sözlerimi iki kelimeyle kapatıyorum. Ey aziz milletimin kıymetli evladı, 22 Temmuz'da kireç suyu içmeyeceksin, süt içeceksin. Süt, süt, süt. İyi. Saadet Partisi'ne oy verdiğin zaman 23 Temmuz senin en büyük bayram günü olacak. Hepinize, televizyonlar başında bizi dinleyen bütün kardeşlerimize gösterdiğiniz sabırdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah'tan 22 Temmuz'un yeni bir dünyanın başlangıcı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. 22 Temmuz bayramınız kutlu olsun. Zafer inananlardır ve zafer yakındır. Esselamu Aleyküm.